Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı başlıyor. Üçlemeden herkese günaydınlar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programımız başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz Nazım Türknaz, program ortağım, dostum, yoldaşım, arkadaşım ve sırdaşım Volkan Yılmaz ile birlikte üçlemenin ikinci gününde bu çok güzel İstanbul sabahından herkese selamlar, saygılar sunuyorum. Tabii ki de yanımızda kim var? Yanımızda Ravago Bina Çözümleri var. Evet Volkan Yılmaz, burası Radyo Spor Merkez ana stüdyoları. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, herkese günaydın. Senin de yine güzel bir açılışından sonra. O iş bizde. Evet. O bende. Evet, o bende yok diyorsun. Maşallah diyoruz. Güzel. Evet, günaydın, herkese günaydın. Güzel. Güzel bir İstanbul günü, güzel bir İstanbul sabahı her şeyden öncesinde. 9-11 saatler arasında sizlerle birlikte olacağız. Bugün de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz ayrılan haftanın bize ayrılan günlerinin tam ortasındayız diyelim. Cumartesi günü bugün. Yarın da yine 9-11 saatler arasında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medya hesaplarımız var. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere desteklerinizi, mesajlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi beyan edebilirsiniz. Eleştiriniz varsa onları da belli bir üslup çerçevesi içerisinde eleştirinizi aynı şekilde kabul ediyoruz. Tabii ki bize sosyal medya üzerinden de yazarsanız bizler de en azından sizlerin görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerinizi böyle burada gönül rahatıyla okuyabiliriz. Çünkü sizlerin hakikaten mesajları bizim için çok çok önemli. Çünkü programımızı sizlerle birlikte yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Zaten mesajlarımız da geliyor, gelmeye başladı. Çünkü saat 9 dediği anda üçlemenin hakikaten radyospor mikrofonlarına, hakikaten bizim sosyal medya hesaplarımıza açıkçası cayır cayır mesajlarınız geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Bunları da zaten şimdi birazdan vereceğiz. Değerli sponsorumuz Ravago'ya, Ravago Bina Çözümlerine bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten artık herhalde son haftalara giriyoruz herhalde, değil mi? Volkan'cığım, son haftaya da girsek. Ben şöyle bir söylemek istiyorum. Hı-hı. Biraz duygusallaştım. Sen böyle son hafta falan deyince biraz böyle kafamda kavak yerleri falan esti. Her üçleme dinleyen, her üçlemi takip eden Ravago'yu çok iyi öğrendi. Ravago'yu çok doğru iyi mu? Öğrendi. Çok iyi öğrendi, evet. Bununla birlikte şöyle, geçmişteki sponsorlarımıza da tabii ki şu şekilde çok bir değinelim. Onlara da hakikaten çok teşekkür ederiz. Yani biz bu programlara başladı. Özellikle eski kurumumuzda da dahil olmak üzere bu programımıza, biz üçleme programına radyo mikrofonlarında başladı. Evet. Sürekli bizim evet sponsorlarımız vardı. Yani onlara da hakikaten çok teşekkür ederiz. Biz kimi sponsor, kimle sponsorluk yaptıysak, kimle bu anlaşmayı yaptıysak, hakikaten isimleri bu firmaların, bu şirketlerin isimleri hakikaten her zaman yükseldi. Çok iyi duyuldu ve vallahi yükseldi. Net. Daha önceki firmalarda yine ve şimdiki sponsorumuz, değerli sponsorumuz Ravago da yine aynı şekilde. Ravago. Enteresan bir şekilde şöyle bir şey var. Ravago ile sponsorluk anlaşması, sözleşmesi yaptıktan sonrasında enteresan bir şekilde bize de hakikaten Ravago'nun konuyla alakası olanlar zaten bize çok fazla sordular. Konuyla alakası olmayanlar da en azından Ravago ile alakalı bilgiler istediler. Dediğimiz gibi Ravago kimdir? Bina çözümleridir. Isı yalıtımı, su yalıtımı ile alakalı her türlü desteği Ravago'dan isteyebilirsiniz. Özellikle bize de ulaşabilirsiniz. Taş yönünde bir numara. Evet. Bitim esaslı mebranlarda bir numara. Evet. Çatı su yalıtım sistemleri, yani cephe ısı yalıtım sistemleri diyoruz. Özellikle bu iki ürün, ama tabii ki daha başka ürünler de mevcut Ravago'da. Yabancı bir kuruluş baktığımız zaman, ama burada ülkemizde, Kayseri'de ve İzmit Kartepe'de mükemmel tesisleri var. Bravo. Evet, hakikaten çok güzel, büyük bir kuruluş. Bizlere verdikleri desteklerden dolayı da çok teşekkür ederiz kendilerine. Volkan Beyciğim, bu güzel
temennilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ravago ailesinde biz de bir parçası olduğumuz için de hem duygusalız, hem enerjiyiz, hem de aktifiz diyoruz. Peki teşekkür takdir kısımları vardı galiba. İstersen onları bir ufak da olsa bir hatırlatalım. Tabii ki. Çünkü çok değerli isimler var orada Volkan Bey. Ravago'nun ailesi olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz ve o ailede kimler var? Hemen o ailenin başında kimler var? Ravago Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sami Amira Beyefendi, Ravago Türkiye Ticari Direktörü Alper Doğruer Beyefendi, Ravago Türkiye'si Birim Direktörü Özge Sipahioğlu Hanımefendi, evet. Ravago Bütünlü Mevranlar Birim İş Direktörü Nüket Tercan Yıldırım Hanımefendi, evet. Ve Marmara Bölge Satış Temsilcisi Yetkilisi Özcan Özdemir Beyefendi. Evet. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Bütün Ravago ailesi nezdinde kendilerine. Müthiş. Evet, teşekkürlerimiz. Muazzam. Bunu şöyle bir klişe vardır. Teşekkürlerimiz bir borç biliriz derler ya. Hakikaten ben de onu söyleyeyim. Evet, teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Hakikaten üzerimizde kalmasın. Bu bizim borcumuzdur. Evet, yani. Üzerimizde kalmasın. Çok çünkü doğru. Bunlar bizim için önemli. Çok. Evet Volkan Bey, bu haftaki bugünkü program çok yoğun. Süper Lig'de 4 müsabaka var. TFF 1'de 4 müsabaka var. Yarınki maçlar var. Bugünkü dünkü maçları yorumlayacağız. Hakikaten de dolu dolu bir futbol haftası içerisindeyiz. Kesinlikle. Bundan dolayı mutluyuz. Bundan dolayı memnunuz. Çünkü seviyoruz. Biz futbol seviyoruz. Futbol konuşmayı seviyoruz. Aynı zamanda futbolun güzelliklerini ön plana çıkartmayı seviyoruz. Bakınız, eleştirmek herkeste var. Ama burada biraz daha farklı bir yönden bakmaya çalışıyoruz futbol dünyasına. Bu da bizim işimiz olsun. Bugün Volkan'cığım 3 tane yine birbirinden değerli konuğumuz var. Hakikaten de onları çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Bir tanesi Antep uzanacağız. Mustafa Teki beyefendiyle beraber. Gaziantep Futbol Kulübü'nde ne oldu? Ne oluyor? Onları konuşacağız. Sonra bir İzmir yapacağız. Enteresan bir şekilde. İzmir'den de Hasan Ercazip'le beraber görüşeceğiz. Hasan Bey'le hem dün akşamki 26-0 Altay maçını hem de bugünkü zorlu Göztepe Trabzonspor maçını konuşacağız. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Devam. Devam. Antalya'dan başkanımızı ağırlayacağız. Evet, Antalya Spor. Profesör Aziz Çetin başkanımızı Antalya ağırlayacağız. Antalya Spor Başkanı. Aziz hem Başkan. Nuri Şahin meselesini konuşacağız. Çünkü çok sürpriz bir karar oldu. Evet, evet. Hem de Antalya Spor'la alakalı. Merak ediyor. Evet. Şöyle Nuri Şahin'le alakalı. Nuri Hoca'yla alakalı. Artık hocamız. Nuri Hoca'yla alakalı. Evet. Çok fazla böyle bilinmeyen bir denklem süreci vardı. Evet. Yani en azından o süreci de biz kendisinden ilk ve tek yetkili ağızdan kendisinden net bir şekilde öğreneceğiz. Durumları nasıl gelişti? Neden böyle bir karar alındı? Bu kararın ne kadar süre, ne kadar dönemde arkasında kalacaklar, edecekler falan. Hakikaten bunları bir konuşalım. Saha içerisini konuşuruz. Futbolcuların durumunu konuşuruz. Gelenler, gidenler. Güzel bir program olacak bugün. Hakikaten dolu dolu bir program. Cumartesi günü. Bize yakışanı yapıyoruz. Açıkçası biz de sizlere yakışmak için de hakikaten bunun mücadelesini gösteriyoruz. Neredeyse her hafta bir programımızda, cuma cumartesi pazar her hafta bir programımızda neredeyse ülkemizde hakikaten gerek Süper Lig, gerek TFF 1. Lig'den kulüp başkanlarımızı mümkün mertebe ağırlamaya çalışıyoruz. Onların da müsait olduğu takdirde. Aslında Volkan lafını kestim. Bugün aynı zamanda çok değerli bir başkanı da ağırlayacaktık. Evet. Yeni Maltesi bu kulüp başkanı. Evet, Adil Gevrek'i de ağırlayacaktık. Dün akşam tabii ki çok fazla dün akşam galibiyetinden sonra misafirleri şudur budur falan ama önümüzdeki hafta kendisini programımızda yükselen takım ya da bir ziyarette bulunabiliriz. Şubidika etkisi olan takımın başkanı diyelim. Şubidika konuşacağız. Şubidika çok konuşacağız. Yok konuşacağız da. Yok konuşacağız Şubidika'yı. Tabii ki bizim de zaten en asli görevimiz bu Anadolu futbolu ve Anadolu kulüpleri. Ben hatta dün Twitter'da kendi hesabımdan da yazmıştım. Dedim ki istediğiniz, desteklediğiniz Anadolu kulüplerinin başkanlarını kimleri istiyorsanız bizlere de en azından fikir beyan ederseniz onlara da programlarınızda yer vermek isteriz. Her zaman. Baktığımız zaman dediğim gibi Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de başkanlarımıza, kulüp yetkililerimize her daim bu kanalın, Radyospor'un ve özellikle üçleme programın kapıları her zaman açıktır. Evet. Evet Volkan'cığım güzel bir şekilde teşekkür takdir turumuzu bitirdik. Hemen içeride Şile'den transferimiz, Güney Amerikalı ismimiz Hakan Bey içeride. Hakan Bey bizi uyarıyor Volkan'cığım. Kısa bir reklamımız varmış. Kısa bir reklamdan sonra üçleme aynı tempo, aynı enerji, aynı hız buradayız. Devam. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet.
Evet, Radyo Spor mikrofonlarında hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu Okan'cığım, senin de teaserlarımızda her zaman belirttiğin gibi mesajlarla yaşıyoruz. Bırak, değil mi? Bak, bak. Bak, doğallığı seviyorum. Bu doğa geldi. Bir anda evet, evet. Volkan Yılmaz'ın o mükemmel güftesiyle gerçekten mesajlarla yaşıyoruz ve istersen bir demet, bir bukle okuyalım ki öyle insanlar mi? Kardeşim, mesaj çekiyoruz. Bizi okumuyorsunuz. Bize değer vermiyorsunuz. Kelimesini asla kullanmasınlar. Kata. Böyle bir şey kesinlikle yok. Dediğim gibi üçleme programının üçüncüsü, bize mesaj atan, mesaj çeken arkadaşlarımız, dostlarımızdır. Evet. Bir Trakya turumuzdan başlayalım. Trakya'dan, Çorlu'dan, Trakya'nın başkenti sayılan Çorlu'dan Erol Özcan'dan mesaj var. Çorlu'dan Erol, selamlar olsun, üçlemeye devam demiş. Teşekkür ederiz. Zaten başka şey düşünülmez Erol Bey. Doğru mu Volkan'cığım? Kesinlikle. Ve Denizli deyince aklımıza Cengiz Karakuş geliyor. Ve tabii bizim Şafak Karataş da geliyor ama Cengiz Karakuş da gerçekten güzel. Günaydın, iyi yayınlar, selamlar abiler. Elimiz gözümüz işte, kulaklarımız Radyo Spor üçlemede. Evet. Bakınız bizim sloganımızı ne güzel de benimsemiş Cengiz Karakuş. Helal olsun sana be. Helal olsun sana be. Helal mi? Bravo. İş arkadaşıyla beraber takipteyiz. Sizi çok sevdiler demiş. Eyvallah. Ya, Cengiz Karakuş, bak şimdi abi, mütevazi olmayalım. Ben mütevaziyi sevmem. Evet. Neyse koyuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Abartma yok, yükselme yok. Bizi takibe devam. İhsan'dan Volkan'cı mesaj var. İzmir'den gelmiş. İhsan Tümen demiş ki, selam, günaydın abilerim. Güzel bir ismin sabahından sevgiler, saygılar. Size severek dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Ben daha şey söyleyecektim. Bak, mükemmelsin. Evet. Bugün Trabzonspor karşısında Göztepe'mize canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah 3 puan bizim olur demiş. Hakikaten mükemmel bir maç. Ben bu akşam 19'da işimi gücümü bırakacağım. Hiçbir maça odaklanmayacağım. Tamamıyla Göztepe Trabzonspor orada bütün benliğimle izleyeceğim. Telefonlar uçak moduna alınsın. Bravo, evet. Telefonlar uçak moduna alınsın. Rahatsız edilmesin. Mesaj gelmesin. Gelmesin arama abi. Gelmesin. Açalım. Evet, ne kadar çok güzel bir maç olacak. Çok güzel maç olacak, evet, ya. Bak, bunu da konuşuruz. Göztepe zaten taraftarı biletleri bitirmiş, tükettirmiş. Sold out yaptırmış. Yani bütün benliğiyle Volkan. Göztepe camiası bütün benliğiyle maça hazır ve nazır. Evet. Trabzonspor lider. Tabii. Geçen de Fenerbahçe devirdi geldi. Çok formda, çok moralli, mükemmel maç. Göreceğiz. Göreceğiz. Doğan Üzüm'den mesaj var. Doğan Üzüm 99. 100 değil. Günaydın. Benim eleştirim size değil, hafta içerisinde demiş Sayın Barış Ertül ile alakalı demiş. O zaman bize değil, Sayın Müdürümüz, evet, Barış Ertül'e, evet, mesajlarını, evet, çekiniz. Biz şimdi onun adına bunları almayalım. Yok, yok. Şimdi evet, sorarsanız söylerseniz şöyle yani bir durum var. Yani cevap hakkı doğar. Orada bizim zaten sonuçta cevap verme bir durumumuz bizim yok. Yani başka bir kişinin cevabını biz veremeyiz yani. Bir de şöyle bir durum da var. Ama teşekkür ederiz. Sen mesajla Galatasaray'ın daha fazla bahsedin demiş ama biz zaten bütün herkesi bahsediyoruz. Yani sadece Galatasaray, evet, değil, evet, herkesten, evet, bahsediyoruz. Evet. Bizim motivasyonumuz belli. Kenan 27. Selam abiler. Şumudika Lig'e merhaba dedi. Adam ligin bugününü bulmuş, enteresan vallahi demiş. Vallahi enteresan değil. Bana göre enteresan değil. Ben Şumudika'yı seviyorum kardeşim. Her zaman da söyledim. Buradan ayrılsın, yine Türkiye'de iş bulur. Özellikle o yeni keşfettiğimiz yeni bir özelliği var. Marius Şumudika'nın, senin de özellikle keşfettiğin bir özellik. Şumudika hocamızda bir, ben çok seviyorum, kaslarında bir tik problem var. Böyle gülermiş gibi yapıyor ama gülmüyor. Evet, evet. Doğru ben, mu? Ben çok seviyorum o yüz hareketini hocanın. Evet. Gülmüyor ama o. Zaten birçoğunun da herhalde birçok insanın da şu anda gözünün önüne gelmiştir. Açıp da bakarsanız. Gülme ifadesi var ama değil, yüz kaslarıyla alakalı herhalde, evet, bir sıkıntı, evet, var. Sürekli yapıyor. Onu geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çok çok fazla görüyorduk ama o hareket, ama şimdi bu yıl arkadaş şu iki haftadır arttırmış görüyorum. Sağ kenarında sürekli yapıyor ama. Bir de dün röportaj verdi. Aha, röportajda da var. Röportajda 200 tane de bir hem konuşurken hem de dinlerken de yapıyor. Hı hı. Enteresan. Bu arada Özgür abi iyi yayınlar dilemiş. Bizler. Özgür Sancan. Evet. Şimdi Özgür. Aa, tabii. Çok Özgür var. Sen ben tanıyoruz tabii. Evet, evet. Ama sevgili tabii haber öğretmen, müdürümüz. Sevgili haber müdürümüz Özgür Sancar. Evet. Özgür abi de günaydın demiş, yayınlar demiş. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkürler. Sizlere de günaydın. İzmir'den devam edelim. Halil Demir demiş ki, günaydın abiler. İzmir Kadetekale'den selamlar. Derbi neden pazartesi günü oynanıyor? Burada fikstürde Galatasaray'ın kullanması söz konusu mu diye sormuş. Böyle enteresan bir soru Volkan'cığım. Yok ya, öyle bir şey yok. Yani bir günden
bir şey çıkmaz ya. Yok be yani ha? yok. Yani öyle bir şey yok. Yani hakikaten ya, geçelim artık oraları. Yani bir gün falan. Ya, bir ha, gün. Şöyle bir durum var. Cuma falan deseniz, cumartesi deseniz falan eyvallah. Hani tamam ama yani pazartesi günü falan yani gerek yok. Yani. Orada Beşiktaş salı günü oynamış. Maalesef evet. Perşembe oynamış. Aslında evet. Ne kadar fazla dinlenmesi gereken takım Beşiktaş. Yani ya Beşiktaş daha fazla çok dinlenmiş. Daha fazla dinleniyor. Şimdi aslına bakarsın. Matematik farklı çalışmasın. Ayhan Taşkazan demiş ki Volkan'cığım günaydın kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. İzmir'den Kaptan Ayhan demiş. Teşekkür ederiz. Namı değer Turcu Ayhan biliyorsun evet, Volkan'cığım. Turcu Ayhan abimiz. Turcu abimize selamlar. İzmir'den Mustafa'dan selamlar var Volkan'cığım. Göz Göztepe diyor. Bugün eyvallah. Demiş 3 puan bizde. Hayırlısı. Bu arada Trabzonspor'un namalip olduğunu da hatırlatalım. Evet yani. Trabzonspor şu an. İşte hayırlısı artık. Hayırlısı yani, diyelim evet. Evet. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Osman Pilal demiş ki günaydınlar demiş. 4-5 tane R'ye getmiş, atmış. Adana'dan selamlar, seviliyorsunuz demiş ve bir de Adana Demirspor'un o güzel mavi formasını çekmiş. Teşekkürler ediyoruz Volkan'cığım, güzel olmuş. Süleyman Kahraman, yine bağ bahçe fotoğrafları Volkan'cığım, zeytin fotoğrafları. Süleyman Bey, bir daha mesajınızı okumak istemiyorum. Şu zeytinler gelsin. O zeytinler, kırmızı zeytinler, çizikler gelsin. Rica ediyoruz. Akhisar'dan zeytin bahçesinden. Günaydın arkadaşlar. İyi yayınlar. Herkes hafta sonları demiş. Elimiz gözümüz zeytinde, kulaklar üçlemede demiş. Ama bize bir bunun bir avantajı yok. Şu zeytin gelsin artık. Açık ve net söylüyorum Süleyman Bey. Zeytini istiyorum. Volkan Akhisar zeytini güzeldir. Öyle güzeldir, değil mi? Güzeldir. Vallahi güzeldir. Güzeldir. Gelirse biz de tabii afiyetle yeriz. Yani kendilerine teşekkür ederim. Vallahi ben yerim açık açık. Ozan Gül'den mesaj var. Selamlar günaydınlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Gelmezse ben sana alacağım söz zeytin. Hayır. Akhisar'dan alacak mısın? Akhisar'dan alamam. Burada zeytin buradan, hayır. Buradan alırım. Ben buradan yani. Almam. Buradan. Süleyman Bey miydi? Süleyman Bey. Tamam. Süleyman Bey adına. Evet. Ben sana buradan bir şarküteriden bir marketten. İstemem. Onları istemem. Ben kaynağından. Abi istemem ne yapayım şimdi yani gelmezse ben kaynağından alacağım ya. Ben Süleyman Bey rica ediyorum geleceğini düşünüyorum. Selam günaydınlar İzmir'den Ozan. Fenerbahçe Vitor Pereira ile şampiyon olabilir mi? Volkan Bey yorumlarsa sevinirim demiş. Saygılar sevgiler Volkan'cığım. Ozan Gül istek yorum atmış sana. Masum Tosun. Günaydın, hayırlı sabahlar abilerim. Ali Beyköylü Masum, kulaklı kulağımda sizi dinleyerek, sizi severek dinliyorum demiş. Bir de güzel fotoğraf göndermiş. Evet, hakikaten de kulaklık Volkan'cığım kulaklarda. Gözler işlerde ama kulaklar üşlemedi. Üşlemedi. Bizim sloganımız bu. Bir şey söyleyeceğim, ne kadar mesaj gelmiş, hala bitmedi. Ben mesajımı... Devam. Devam. Ya, programımızı, ya bak hakikaten şöyle çok mutlu oluyoruz, çok teşekkür ederiz. Program yani. Mesaj programı gibi oldu. Ama programda hakikaten mesaj programı gibi oldu. İstersen bir ufak ara verelim, sonra bir boşlukta yine devam edelim. Ama daha var ya. Yok eyvallah. Onlarca ama, mesaj geldi. Görüyorum. Çok enteresan yani, çok ya. Fazla mesaj. Hem Twitter'dan, Instagram'da çok fazla mesaj var ama programda yani sen çünkü aldın başını gidiyorsun okuma konusunda yani biraz da hakikaten konularımız var yapalım. Yani çok fazla bir de o zaman son mesajı okuyalım. Sevgili Nazım Tüknaz yeter artık ya. Bakınız mesaj çekenler görüyorsunuz mesajları engelliyor. Hayır engellemiyorum. Hayır engelliyorsun kardeşim. Hayır engellemiyorum şöyle bir durum var bu da sonuçta bir yayın akışı var burada ya Sinan bir program Pala. Tamam Sinan Pala'yı diyorum ki Sinan Pala. Sinan Pala demiş ki. Tamam. Bursa'dan selamlar. Enerjiniz çok yüksek demiş. Eyvallah. Bunu okuyalım ya. Bunu okuttu tamam, yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ona müdahale. Buna müdahale. Buna benzer çok fazla mesaj var. Sevgili Nazım Tüknaz. Görüyorum ama şöyle bir durum var. Programın sonuçta bir yayın akışı var. Biz bir programımıza girelim. Aradaki 5-10 dakikalık boşluklarda hızlı i̇nanılmaz. Mesajları veririz yani. Bugün hakikaten inanılmaz. Evet. Yani. Evet. Hakikaten Allah çok razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet. Volkan Yılmaz'ın müdahalesiyle beraber mesajlarımıza. Yok şimdi topu bana atma. Hayır. Niye ben müdahale edeyim kardeşim? Hayır. Sen de aldın başını gidiyorsun. Daha bir 3-5 dakika olmuş zaten. Ya 3-5 dakika olmuş olur mu? Program mesajlar, saat 9:20 geçmiyor kardeşim. Ondan sonra zaten saat ondan sonra konu kalacak. 3 tane değerli konuk da var değil mi? Benim konuşacağım çok şey var. Artı. Hayır. 3 tane çok değerli konuğumuz var. Yarın konuşuyor. Yarın da. Trabzon'da Antalya Spor Başkanı. Yani başkanımızı ağırlayacağız. Uzun sürekli, uzun soluklu konuşmalar olacak. Sohbetler olacak. Ama biz de yani bir konuşalım değil mi ya? Üçleme kulübü de bu arada ayakta. Onlardan hiç es geçtik. Tamam. Onlardan es geçtik. Tamam onları da sorabilirim.
görelim. Onları da geçtik. Neyse. Evet, Volkan Yılmaz'ın müdahalesiyle beraber Volkan Yılmaz, evet, programımız şu an değişik bir hal almak bozuldu durumunda. Evet, Yeni Malatya Spor Altay maçından başlayalım. Gerçekten de şimdi seveni var, sevmeyeni var. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Ben doğru. Seven taraftayım. Tabii sevmeyen taraf da var mutlaka. Ama şu var, futbol sahası içerisinde kaldığı sürece Marius Şumudika'nın çok başarılı olduğunu söylememiz lazım. Yani bu adam futbol konusunda gerçekten taktik ve teknik dehada hakikaten farklı bir noktada. Ama sağ dışında yaptığı hareketler, oynamalar, zıplamalar, işte başka mecralar, onlar bizi ilgilendirmiyor. Ama benim görmüş olduğum saha içerisinde çok başarılı. Şimdi Yeni Malatya Spor, Volkan, 5 maçta 5 mağlubiyet. Moraller yerlerde. Keyifsizlik durumları var. Sıkıntı sorun var. Şumunika geldi. Çok zor bir durumda geldi Malatya Spor'a. Hakikaten moralsizlik, keyifsizlik. Dediler ki küme düşme hattının en büyük adayı şudur budur derken bir anda farklı bir durum oldu ve Marius Şumunika ile anlaştı Sayın Başkan Adil Gevrek ve geçen hafta Adana Demirspor karşısında dediler kardeşim Matta biliyorsun Demirspor taraftarı abi 5 mi 6 mı 4 mü 3 mü gibi farklı skorlar beklerken geldi Demirspor evinde yendi. Evet. Artı dünkü maçta da baktığımız zaman da şimdi Altay'da yorumcuyuz ama maçın geneline Volkan, maçın tamamında Yeni Malatya Spor'un oyununun hakim olduğunu görebiliriz. Toplu oynamada oyununu görebiliriz. Golleri kaçıran tarafın Malatya olduğunu görebiliriz. Ve yani Marius Şumudik etkisi. Her zaman söylüyoruz, hoca dokunuşu. Al sana hoca dokunuşu. Doğru mu? Evet, doğru. Ben genelde evet. Yani maçları yorumlarken şöyle bir şey yapıyorum. Sen de belki fark etmişsindir. Genelde deplasman takımına öncelik veriyorum. Hı-hı. Deplasman takımından başlıyorum. Çünkü genelde şöyle bir durum var. %70 itibariyle deplasman takımları mağlup oldukları için tabii mağlup olan takıma takımdan zaten çok fazla bir şey bahsedemiyorsun ama tabii dün Altay için aslında söylenecek de çok da şeyler var. Hani istersen ben bir Altay'dan başlayayım. Sen Altay'dan başla. Altay'dan başlayayım çünkü öylesi daha iyi olacak galiba. En azından ben de sürekli yaptığım şeyi en azından tekrar etmiş olayım. Yani açıkçası şöyle Nazım abi, yani Altay kulübünde çok ciddi sıkıntılar doğmaya başladı. Yani özellikle de şöyle bir şey var. Baktığımız zaman son 3 haftadır bir mağlubiyet silsilesi devam ediyor. 3'te 3. Evet, en son bir Beşiktaş galibiyeti vardı Altay'ın. 2-1'lik bir galibiyeti vardı ama ardından baktığımız zaman şimdi Gaziantep'ten 4, Karagümrük'ten 1 ve dün akşam itibariyle 26'dan 2. Aslında şöyle 6-7 gol. 3 maçta 7 gol ortalaması var. 7 gol ortalaması var. Ve atmakta da açıkçası zorlanıyor. Şimdi böyle de bir durum var. Tamam, eyvallah. Şöyle bir şey var Altay kulübünde. Hani sakat oyuncuları var. İşte yani Beşiktaş'ın o yaşadığı, hatta daha öncesinde de Fenerbahçe kulübünün yaşadığı o sıkıntıları, o sakatlık sıkıntılarını yaşıyorlar. Kadro dar. Şuydu buydu. Zaten kadro çok dar. Şimdi Mustafa Hoca'nın şu olayını geçen hafta da bahsetmiştim ya. Hani Mustafa Hoca'nın şu olayı var. Dar kadroyla çalışmayı seven bir hoca. Yani böyle bu tip bir anlayışı var. Çok fazla geniş kadroyla, fazlaca oyuncularla uğraşmak istemeyen bir yapısı var Mustafa Hoca'nın. Lakin şöyle bir şey var ama şimdi bu kadro darlığında eğer ki 2-3-4 oyuncunun da bu şekilde sakatlığa kurban giderse yani vahlar olsun haline. Bir de altında şu var Volkan, eğer oyuncular çok ekstra performans göstermezlerse evet. Altay düşüyor. Zaten bak abi. Altay düşüyor. Bak şimdi şöyle bir şey var abi. Altay takımında şöyle baktığımız zaman 3 ya da 4 oyuncu o ekstra performans verecek. Evet. 3-4 oyuncu sayabiliyor. Evet. Yani işte burada ben sana söyleyeyim. İşte Kapel var, Pinares var, Bamba var. İleri uç oyuncularından bahsediyorum. İşte Cebrail var. Her hafta iyi oynayan evet. Cebrail var. Evet. Türk oyuncu. Yani benim açıkçası çok da beğendiğim bir oyuncu. Bir daha bu ortada da Poco var abi. Şimdi bu oyuncular bunlar bak, ekstra göstermezlerse bunlar, düşüyor. Evet, bu oyunculardan evet. Ekstra bir şey yaptıramazsan bu oyunculara Altay takımı abi her hafta mağlup olabilir. Mesela bunu ben bir isim vereyim. Yani. Şimdi Zeki Yıldırım. Aha. Ön libero mevkisinde oynuyor mesela evet. Altay'da. Ya şimdi eğri oturun doğru konuşalım. Yani TFF Bincik'te hani olur olmaz tartışırsın ama Süper evet. Lig'de olmaz. Doğru mu? Ya olmaz. Şimdi baktığınız zaman bak şimdi abi 90 dakika. Hı-hı. Şimdi şöyle bir durum. Şimdi Zeki nerede oynuyor? Orta alanda oynuyor. Şimdi orta alanda oynayan bir oyuncunun sürekli kaleyi yoklaması gerekiyor. Hı-hı. Abiciğim. Tamam tabii, mı? Tabii, evet. Şimdi zaten çok teknik bir oyuncu değilsin. Değil. En azından bir şut
en azından bir şut göstergesi yapabilirsin. Hı. Dışarıya çıkar, o kaleyi tutar tutmaz ayrı bir konu. Şimdi 90 dakika takımın şutu yok. E şimdi Erhan, Zeki, ya bunlar açıkçası abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kimse, ya burada bana kimse kızmasın ama ya şimdi bu oyuncular da abi Süper Lig klasmanında oyuncular olarak görmüyorum ben kendilerini. Yani hani burada kendileri de belki dinliyorlardır, ediyorlardır ama yanlış anlamasınlar. Yani şimdi baktığımız zaman bak Cebrail Kapel, abi bunlar bu oyuncular kaç maçtır, kaç haftadır oynamıyorlar doğru düzgün. Ki bakmasan Cebrail de böyle Süper Lig'de denilen bir oyuncu değil. Değil değil. Çok ekstra değil. Performans veriyor ama mükemmel. Süper Lig için, evet. Süper Lig için evet bu bir performansı vermeye başladı. Ama şimdi bak Cebrail bakıyoruz, Kapel diyoruz. Bak bu az önce saydım ya, Poco diyoruz. Ya bu oyuncular kaç haftadır i̇şte, abi doğru düzgün performans sergilemiyorlar. 5 tane oyuncu vardı. Evet. Onlar düşünce, evet. Performans olarak düşünce mesela, Altay'da hakikaten de büyük bir düşüş başladı. Çok çok yani acayip bir düşüş var. Bir de yani şöyle de bir şey var. Ben açıkçası bak şunu söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın. Mustafa Hoca, Mustafa Deniz'i bizim çok sevdiğimiz hocamız. Çok fazla. Lakin şöyle bir şey var. Şimdi sezon başında özellikle dar kadro anlamında yapmış olduğu tercihler, son 3 haftada gelen mağlubiyetler, arada bir tane galibiyet olsaydı en azından bu söyleyeceğim şey belki olmayacaktı ama taraftarın, Altay taraftarının sabrı kalmadı abi. Açık konuşuyorum yani, evet. Ben şöyle bir bakıyorum özellikle taraftar grupları, taraftar sitelerinden, sosyal medyadaki taraftar sitelerinden bakıyorum abi, yorumları okuyorum. Taraftarın neredeyse %50'si ikiye bölünmüş, 3 mağlubiyetle Mustafa Hoca'yı açıkçası istemiyorlar. Ya yani bunu çok net bir şekilde görüyorum. Şimdi 3 haftada Sayın Mustafa Denizli'yi istememek ne kadar doğru bir mantık? Bunu bilmiyorum. Bunu olmaz. Ben bu taraftarlara bırakıyorum. Olmaz. Bu olmaz. 3 hafta. Şimdi Mustafa Hoca'nın kredisi burada 3 hafta değil değerli arkadaşlar. 100 değerli maç, büyük Altay kulübü. 100 maçta olsa taraftarlara. Değil. 100 maçta olsa. Ben burada Mustafa Denizli'den konuşuyoruz. Yani 3 maçta kesinlikle değerlendirmeyin. Ama tamam. 2-3-4 maç daha geçer. O zaman oturalım. Mustafa Hoca'nın eğrisiyle doğrusuyla en azından değerlendirelim. Altay'ın fikstürünü gördün mü? Abi yani bak şimdi Altay'ın... Haftaya Sivasspor maçı var. Evet. Önümüzdeki hafta Antalya deplasmanı var. İçeride Demirspor var. Daha sonra Başakşehir ve Galatasaray iki tane deplasmanı var. Hatay gel. Çok, Hatay. Çok zorlu 6 maçı var. Ardına evet. Hatay maçı var. Evet. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi. Çok zorlu ciddi zor maç. Bir fikstür var. Yani evet. Şimdi bu kadar açıkçası kırılgan, bu kadar yani düşen bir Altay. Yani şöyle bir şey var. Bu hafta içi yapacağı idmanlarla, bu hafta içi yapacağı çalışmalarla eski Altay'ı, özellikle ligin ilk 6-7 haftasındaki Altay'ı tekrar görmek için bu hafta abi son şansları. Bu hafta da dedim, hafta içi yapacakları toplantılar, idmanlar ya şunlar işte, bunlarla. Volkan şöyle bir durum var. Çok bence, zor bir fikstür. Evet doğru söylüyorsun ve bence şöyle bir durum da var. Altay bu kadroyla mecburen devre arası kadar gidecek. Bak stoperde de eksikleri var. Hı-hı. Arka üçlü de kötü. Çok. Mesela Cem Gülselam yani yok yani şeyi vermiyor, performans vermiyor. Yani evet. O Danimarkalı Bjørkander. Abi Bjørkander bir yeri kötü. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bjørkander dün bakıyorum abi tel tel dökülüyor. Evet. Çok kötü oynadı. Evet. Yani gerçekten çok çok kötü oynadı. Şimdi ortadaki iki adamın kötü. Defanslar defanstaki kötü. Şimdi mesela Pinares de yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani Pinares mesela ilk başta çok beğendik ama şimdi Pinares'in düşüşleri var. Şimdi Bamba yine tek başına savaşıyor. Dün Pinares yoklar oynadı. Yoklar oynadı. Bamba, Karamoko Bamba tek başına penaltı yaptırdı. Evet. Yine bir çaba şey var. Çarpılıyor ama o Volkan bizim ilk başlarda sene başında o bol aksiyonlu, bol hücumlu evet. Altay göremiyoruz. Bak çok atletik yapıları vardı. Çok atletik oynuyorlardı. Evet. Özellikle son ilk o 3-4 haftada o dedik. Hatta gol beklentisi Volkan. Türkiye Süper Ligi'nde evet. Gol beklentisi en yüksek takım Altay'mış. Tabii ki. Şu anda onun yerini mesela yeni çıkan takımlarda Adana Demir almaya başladı. Evet. Baktığımız zaman şimdi hakikaten gol beklentisi çok yüksek olan bir takımdı ama şimdi yani bu kadar kırılgan bir yapı, bu kadar dar kadroyla, bu kadar sakatlıklarla Altay'ın işi çok zor abi. Evet. Yani devre arasında şu andan itibaren bence oyuncu bakılması gerekiyor. Devre arasında en az 3 ya da 4 oyuncu kesinlikle transfer edilmesi gerekiyor. Yerli yabancılar ben bilmem yani yerli de kimi alırsın ya da yabancı da kimi alırsın ama bu takıma transfer şart oğlu şart en az 4 oyuncu çünkü bu şekilde ligi bitiremezsin. Şimdi yerli şöyle bakalım yerliye baktığımız zaman da şimdi Cebrail oynuyor. Hı hı. Şimdi Zeki Yıldırım mecbur işte oynatıyorlar. Oynuyor. Olmadığı için. Evet. Defansta bir adam koyuyorlar işte ya İbrahim Öztürk ya da şeyi koyuyorlar Ceyhun'u koyuyorlar. Ceyhun mesela kötüler kötüsü açık konuşuyorum. Evet. Yani bir şey söyleyeceğim dün
Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Dün maçın en kötüsüydü Ceyhun. Ya bak bu kural da var ya, bak bu kuralın saçmalığı var ya. Hı hı. Kural saçmalığı yüzünden mecburen şey oynatıyorsun. Evet. Türk oynuyor ya da Erhan Çelik oynuyor şimdi baktım mesela. Yani elinde arada, de kaliteli Türk yok. Bu arada doğru Nazım mu? Abi şimdi bak şimdi kadronun kaliteli zayıflığı Türk ve kadronun çok, çok kaliteli olmamasını şuradan anlayabiliriz. Türk yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Türk yok da. Türk yok. Ceyhun stoper oyuncusu değil ki abi. Yani. Ceyhun ön libero oynayan geçen bir oyuncu. Geçen sene şeyde Alanya Spor'da ön libero oynuyordu. Artı evet. En başarılı yılları sezonları Trabzonspor'daydı. Doğru orada mu? Da, orada da aynı. Bak Trabzonspor'da aynı Şenol Hoca. Tabii. Ceyhun Gürsel'i direkt abi orta sahada oynatıyordu. Orta saha derken o hani 8 numara dediğimiz, 6 evet. numara dediğimiz o bölgede oynatıyordu. Hamal. Ön libero'du. Evet, hamal kısmısı. Takımın yükünü çekiyordu. Çok çok iyiydi. Evet. Gerçekten çok çok iyiydi Trabzonspor'da. Ama şimdi baktığımız zaman abi yani bu yoklukta stoper oynatıyorsun. Ya düşün abi yani. Şimdi Ceyhun'dan da ne bekliyorsun? Şimdi ben açıkçası şimdi Ceyhun'un o dönemlerini çok iyi bildiğim için Ceyhun'un iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama yoklukta bu bölgede oynatırsan Ceyhun'u da kaybedersin. Reklam aramız var galiba. Evet Volkan'cığım, buçuk aramız geldi. Biz de bir nefeslenelim. Hı hı. Daha sonra buradayız. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümleri'nin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, hafta sonu keyfiniz, hafta sonu futbol keyfiniz, üçleme programı Radyo Spor mikrofonlarında ve Ravago Bina Çözümleri desteğinde devam ediyor. Volkan'cığım izin verirsen yüksek müsaadenle mesaj mı? Birkaç mesajı eritelim. Ama çok çok hızlıca okuyalım da. Vallahi mesaj eritelim hakikaten. Devam da. Çünkü bayağı bir gene gelenler var maşallah. Hemen üstümüze kalmasın. Derfi Yunus da hani yollardaymış Volkan'cığım. Saygıdeğer eşiyle beraber Bayramoğlu'ndan Bolu'ya gidiyorlarmış. Selamları diyor. Bizi de unutmayın. Efsane unutmayın diyor. Kendini efsane diyor. Teşekkür ederiz. Unutmasınlar diyor. Teşekkürler, sağ olsunlar. Üçleme kulübü ayakta. Yusuf Tasmacı ve Kumrular. Yücel Özaslan ve Kahvaltılar. Yusuf Akıl ve maskeler. Nöbetler. Maskeler ve nöbetler. Baktığımız zaman başka kimler var? Sultanşehirli Fatih'ten selamlar. Hüseyin İşlek'ten Adana'dan selamlar. Antalya Fahrettin Kayan selamlar. Denizli Merkez Efendi'nin fotoğrafını göndermiş Yusuf Tasmacı. Teşekkürler, çok sağ olsunlar. Bir de Zeytinburnu Merkez Efendi var. O zaten evet. Orası bambaşka. Bir de baktığımız zaman Twitter'dan gelenler var. Onları da bir hemen eritelim. Uçan Hollandalı, iyi yayınlar abiler. Gaziantep'ten selamlar abiler. Nasılsınız? Antep'ten istediğiniz bir şeyler var mı demiş. Teşekkür ederim. Canınıza sağ olun. Vardır. Sağ olun. Vardı işte. Engeller var kardeşim. Engeller var. Teşekkür ederiz. Hakikaten sağ olun. Deniz, söylemeniz yeter. Deniz dört kardeş demiş ki günaydınlar. Bir programınızda amatör ligler ve sorunlarından bahsedebilir misiniz? Aslında geçen sene çok bahsetmiştik. Evet, evet. Hatta Malatya Arap Gir Spor Başkanı dahi burada konuk almıştık. Evet. Bal ve sal liglerinden. Metin Başkan. Evet. Venhar Uslucan. Eskişehir'den günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Merkez Hakem Komitesi ve TFF'den özel olabilir mi diye sormuş. Konuşalım. Olabilir. Olamaz bence de, konuşalım. Yani konuşalım ama işte şey. Jardel Ozan 75-34 abiler günaydın. Yoğun mesaiden sonra sesinizi duymak iyi geldi. Moskova maçına Fatih Terim'in teknik heyetinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Orada bir anlayış ve arayış var mı diye sormuş. Fatih Terim'i yardımcı kadrosunda. Bana göre de var çünkü eski oyuncuları yardımcı yapmak çok fazla avantaj sağlamıyor. Özellikle Galatasaray'da. Evet. Bio Binali Kurşun demiş ki günaydın abiler. Radyo başında sizleri dinliyorum. Yoldayım. İyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Özgün Ahmet demiş ki takipteyiz krallar demiş. Evet. Teşekkürler. Ali Emre Sarı. İyi yayınlar, güzel adamlar demiş. Kendisi de güzel. Teşekkürler. Tek Başkan Samet Başkan. İyi yayınlar, güzel insanlar. Takipteyiz demiş. Tek Başkan Samet Başkan. Devam ediyor Volkan'cığım ve birazcık ara verelim ve istersen Volkan'cığım. Bir hemen kısa bir not. Altay'ı kapatmadan önce. Kapatalım. Burada ben sadece Mustafa Hoca'ya çok küçük haddim olaraktan bir eleştirim var. Estağfurullah. Şimdi 3 sezondur elinde bulunan, tamam yaşı 37 olmasına rağmen. Bulamıyor değil mi? Bir maaş, Marco Paşao gerçeği var. Bu Altay kulübünün böyle bir gerçeği var. 3 sezonda yanlış hatırlamıyorsam 75-76 gol civarında bir gol atmış. Adam gol makinesi. 37 yaşında olması. Geçen sene de 36 yaşındaydı, evet, ama evet. Kimse yanlış anlamasın. 32 maçta 25 gol atmış. Evet. 36 yaşındaki adam. Şimdi elinde böyle bir oyuncu varsa en azından böyle bir oyuncu
Yani dakikalar 65-70'leri gösterdiği zaman bu oyuncu alabilirsin. Doğru mu abi? Yani, zaman zaman kullanıyor mu? Şimdi, kullanmıyor abi. Hayır. Mesela içerideki maçlarda kullanıyor mu? Dışarıda evet. Pek fazla tercih yani, etmiyor. Yani bence şöyle her maçta bence kullanılması gereken evet. Oyuncu. Az önce Ceyhun dedik. Orta sahadan bozma adamı stoper yaparsan tamam yaşı 40 olan İbrahim'i de evet. Yedekte oturtursan en azından oynatırsan belki bu kadar sıkıntı yaşamasın deyip küçük bir eleştiriyle Altay defterini kapatalım. Volkan'cığım bugünkü maçlarımıza bir bakalım. Senin de güzel tahminlerini istiyorum. Türkiye Süper Ligi'nde 13.30 seansında Çaykur Rizespor Kasımpaşa. Zor maç. Yok zor değil. Yani zor değildi. Çok şöyle söyleyeyim sana kötü maç yani açıkçası. Yani o da yeni geldi. Kötü maç. Normalde bu yoktu. Bu yoktu aslında. Bu yoktu ama oldu. Kötü maç mı diyorsun? Kötü maç. Konya Spor Kayseri Spor. Mükemmel maç. Çok çok zor maç. Harika maç. İsim vermeden burada bir takım adına burada alınabilecek bir mağlubiyet, olası mağlubiyetle çok ciddi sıkıntılar oluşabilecek takımda. Yani hocasıyla da alakalı. Ben Konyaspor'un galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ya Konyaspor galibiyete yakın ama değil şöyle mi? Konyaspor da galibiyete yakın ama Konyaspor'da da enteresan bir düşüş var yani. Orada da bir galibiyet alamama durumu. Evet evet. Hep beraberlikler. Maalesef evet. Yani bir gözle görülür bir evet. Düşüş görmeye başladık. Yani Kayseri zaten çok iyi oynayan bir Konyaspor bilmiyorum yani enteresan. Ama bak şöyle. Sonuç alamıyor değil mi Konyaspor? 6 haftadır. Sonuç alamıyor. Sonuç yok bak, abi. Trabzonspor maçında ezdiler, evet. Alamadılar. Geçen hafta Galatasaray maçında iyi oynadılar. İşte bazen Volkan sonuç alamazsan evet. Düşersin. Ama yani doğru tamam mu? Ama şöyle bir durum var abi. Yani bak burada bir açıkçası 5 hafta olmuş. 5 haftada evet. Bir 3 puana hasretler. Yani şimdi bu şekilde de bu lig nasıl devam edecek? Geçen senenin şeyini mi diyelim? Antalya Spor mu olacak acaba? Bravo. Bu arada Kayseri Spor'da da şok bir mağlubiyetten sonra biliyorsun. Evet. Hikmet Hoca'nın durumu tartışmaya tekrar başlandı. Onda zaten muhtemelen yarın konuşabiliriz Volkan Yılmaz. Olabilir. 16 seansında Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor. Nasıl maç? Yani bu maç da şey. Siz şimdi Giresunspor'un ciddi bir yükseliş. Gerçi bunu konuşacağız. Mustafa Tekin'le beraber evet, konuşacağız. Evet. Ve 19'da Göztepe Trabzonspor. Sonucu belli olan maç. Hayır diyorum. Zor başlıyorum ben. Ben kendi kartımı kullanıyorum. Evet, aslında tabii ki de baktığın zaman şimdi lider takım, namalık takım. Trabzonspor çok formda. İyi oynuyor. Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Burası, daha doğrusu orası Gürsel Aksel Stadyumu. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hep beraber göreceğiz Gürsel evet, Aksel'de neler olacak. Çünkü çok sevdiğimiz stadyum. Hı-hı. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin en modern stadyumlarından bir tanesi. Çok güzel bir stadyum. Şehir gerçekten. Merkezinde evet, harika bir ortam. Çok. Ve kapalı. Çok çok. Basık ve baskı için uygun. Çok güzel. Biletler tükenmiş. Çok, çok beğendim. Biletler tükenmiş. Tükenmiş abi. Bu açıdan da çok iyi. Tabii normal şöyle. Hemen şöyle bir şey bahsedelim. Yani açıkçası lider takıma karşı mücadele ediyorsun. Kendi evindesin. Artık yani şu şeyleri falan da bir kenara bırakmak lazım. Yani bir takım protestolar efendim bir takım. Bitti onlar. Bilet balkı şunlar bunlar falan onları bir Göztepe takımda bir kenara bırakalım. Evet. Zaten geçen hafta almış olduk. Bizim de biliyorsun akreditli olup da gittiğimiz Kasımpaşa. Ve Göztepe maçında Volkan, iyi bir oyun vardı Göztepe evet, adına. Mesela gol çok güzeldi. Gol mükemmel bir goldü. Tiyan için mükemmel bir golü. Hı hı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu galibiyetinden değerli. Çünkü Göztepe Kasımpaşa yüzyıllardır yenemedi. Yani yıllardır demiyorum bakın. Yüzyıllardır İstanbul'da yenemedi. Hep mağlup olmuştu ya da çok azında beraber kalmıştır ama çok güzel bir oyunla, iyi bir oyunla Göztepe Kasımpaşa'yı mağlup etti ve çok mükemmel bir golle. Şimdi Göztepe de moralli, Trabzonspor da moralli. İki moralli takım. Bakalım ne olacak? Derler ya iki tane testi var. Onu göreceğiz ne olduğunu. Hemen TFF'ye geçelim. Keçiören Gücü, Volkancığım İstanbulspor. Bana göre zor maç. Keçiören Gücü'nde bir kan değişimi oldu. Hı hı. Bir sevdiğin hoca gitti. Diğer sevdiğin hoca geldi. Evet. İlker Püren gitti. Yerine Taner Taşkın geldi. Hı hı. Ne diyorsun Keçiören Gücü İstanbulspor? Şöyle Keçiören Gücü geçen sezon Keçiören Gücü'nü hakikaten benim çok beğendiğim takımlardandı. İlker Hoca da başındaydı. Bu sezon yani en azından geçen sezon son anda şöyle son saniye son dakika playoff'u kaçıran takımdı. Evet. Ben geçen sene Keçiören Gücü eğer ki playoff'lara kalmış olsaydı playoff'lara girmiş olsaydı farklı bir durum
durumla karşılaşabilirdik olabilirdi diye düşünüyorum, ama şimdi bu sezon hakikaten çok çok kötü başladı. Yani evet, bu kadar değil. Yani baktığımız zaman neredeyse 9 haftayı bitirmişsin. Sadece 4 puanım var. Bir galibiyet durumu söz konusu. Özellikle son 5 haftadır abi galibiyet yok. Küme yani, düşme adayı. Küme düşme direkt adayı yani adayı şu şartlarda. Ama evet, Taner Hoca'da şey var Nazım abi. Yani geçen senelerde o Tuzla Spor falan oralardaki o açıkçası performansı Taner Hoca'nın bildiğimiz için Taner Hoca da mesela böyle hani Şumidika etkisi. Kaldırması lazım. Gibi düşün. Değil mi? Birkaç hafta evet, takımı ayağa kaldıracak diye düşünüyorum, ama sonraki ilerleyen haftalarda Keçiören Gücü ne yapar, nasıl yoluna devam eder onu bilmiyorum, ama aslında şöyle iyi olan bir kadrosu da var. Aslında kötü evet, bir tabii kadrosu değil. Yani bence iyi olan bir kadro var. Geçen seneden de devam eden çok oyuncusu var, ama bakalım göreceğiz. Tuzla Spor, Bandırma Spor. Zor maç. Zor maç abi. Zor maç. Zor maç yani. Dün zaten ağırlamıştık Sayın Başkanı. Biz de bugün tabii o maça akredite olduk. Biz özellikle şöyle, gerçekten o çok keyifli, yüksek, enerjisi yüksek maçlara genelde akredite olup gitmeye çalışıyoruz. Tuzla Spor lezzetli futbol oynuyor. Evet evet. Doğru mu? Evet. Bandırma Spor da keza öyle. Bandırma Spor da öyle. Başkan ne dedi? Ben dedi hedef bedef değil. Evet. Benim hedefim güzel futbol demişti. İyi futbol. Biz de bakalım, görelim bakalım. Evet, biz de gidelim. İlk defa Bandırma Spor'da canlı izleyeceğiz. Onur Başkan'ın söylediği gibi o güzel futbolu görebilecek miyiz? 19'da Bolu Spor, Menemen Spor. Çok ortada maç. Evet. Çok ortada maç. Dün de Menemen Spor Başkanımızı ağırlamıştık. Tahir Şahin Başkanımızı. O da şu an yerinde takip edecek. Yani Bolu Spor sağ sol belli olmayan takım. O yüzden ben beraberlik diyorum. Bakalım, göreceğiz. Evet. Ve 19 seansında hakikaten ne kadar Göztepe Trabzonspor maçı değerliyse, TFF 1'de de o kadar değerli bir müsabaka var. Derbi Samsun Spor, bravo. Onu söyleyince tepki geliyor ama söylemek zorundayız. Derbi kıvamında Samsun Spor, Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor. Bana göre zor maç. Abi çok zor maç. Lakin şöyle, Samsun Spor'daki bu kan değişimi oldu. Bu evet, kan değişikliği. Bakalım Fuat Hoca ile birlikte, evet, Fuat Çapa ile birlikte, Fuat Hoca ile birlikte bakalım nasıl etki gösterecek. Şimdi Samsun Spor'da zaten neredeyse aslında her hafta konuşuyoruz. Çok fazla Samsun Spor'da şu an konuşup da süremizi almayalım, ama bakalım Fuat Hoca ile birlikte neler yapacaklar. İyi oyuncuları var ama maalesef bu sezon hakikaten takım olamadılar. Bu sezon kadroyu kuran Sayın Başkan Yüksel Yıldırım ve Mustafa Astopal tarafından kadro evet, kuruldu. Her sene hoca Ertuğrul Sağlam tarafından kuruldu. İki sezondur. Ama bilmiyorum, geçen sezon sanki daha iyi bir Samsun Spor izlemiştik. En azından şöyle playoff'a katılan, en azından bir ara lider, hatta ikinciliği falan çok net bir şekilde evet, zorlayan bir Samsun Spor vardı. Bu sene onu göremiyoruz. Bu sene ondan esamesi yok. Bakalım ne olacak. Fuat Hoca ile göreceğiz. Bu arada dün akşam da zorlu maçlar vardı. Buradan lidere ve Namalup lidere selam olsun. Evet, Süper Lig'in de lideri Namalup, TFF 1. Ligi'nde liderine mağlup. Ankara Gücü Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Evet. 10 kişi kalmasına rağmen. Diğer maçta ise Eyüp Sultan'da oynanan maçta Eyüp Spor 1, Adana Spor 0. Yani zirvedekiler zirvede kalmaya devam etti. Bakalım bu akşam görürüz. Şöyle, ben hani Ankara Gücü şu anda ligin, TFF 1. Ligi'nin mağlup takımı. Güzel gidiyor. Bak, çok güzel gidiyor. Başkan da hep eleştirildi. Yücel Özaslan. Evet evet. Sen de biliyorsun. Evet, çok da eleştirildi. Eleştirildi. Ama şöyle, şu anda hakikaten çok böyle namalup giden bir takım ve gol atan da bir takım üyesinde Ankara Gücü takımı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara Gücü taraftarı yanlış anlarsa, sevgili Yücel Özaslan, bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır. TFF 1. Lig'deki Ankara Gücü kadrosu geçen sene Süper Lig'deki Ankara Gücü kadrosundan daha iyi gibi sanki. %100. Tamam, Börvenler eyvallah. Çekiş, Endriler falan yok. Yoklar o ama. O kadroyu kim kurdu? Yücel mi kurdu? Hayır. Şu an Samsun Spor'un başındaki hocamız kurdu. İşte evet. Ya şimdi bak, yani Fuat Çapa o kadar vardı. Kötü bir kadroyu kim kurdu evet, abi? Bakalım Fuat Çapa vardı. Evet. Sonrasında da Hikmet Hocalar falan derken. Ama o kadro olmadı. Çok zayıftı. Çok yani, zayıftı. Ama bu sezonki bu kadro bence daha iyi bir kadro. Şöyle Manisa. Ya Manisa FK'da neler oluyor? Orada yani, da bir değişim oldu biliyorsun. Abi, oldu da. Orada da bir değişim oldu. Orada da sayın bir hocamız var. Yeni bir hocamız geldi biliyorsun. Evet, ama şöyle bir durum var. Burada da Manisa Başkanı hakikaten şöyle Mevlüt bir şey Başkan var. Mevlüt Başkan yumruğunu masasına vurdu. Hani fena bir şeyler vurdu. Dedi değişecek. Kimse dedi hani bu şekilde gidemez. Bu şekilde dedi
takım içerisinde. Turgay Altay hocamıza hayırlısı olsun evet, orada ilk yani, maçı. Evet hayırlı olsun. Değerli yardımcıları da var. Ama şöyle bir durum var. Bilmiyorum yani. Ya bir hocayla alakalı ne kadar olabilir? Bak abi bir şey söyleyeceğim. 3-6 ya 7 haftadır galibiyet yok. Ya bir takım bir beraberlik alamaz mı? Geçen sezonun namağlup takımı. Yani 2. ligin namağlup takımı. Bak kardeş Eyüp'ü. Beraber bak, çıktılar. Eyüp. Aynen. Eyüp hala şunu zirvelerde. Bu burada mağlup evet. olmuş olabilir ama sonuçta ilk üçü paylaşan bir kulüp evet. Eyüp. Ama şimdi yani geçen seneden bu sezona ne değişti? Tamam kadroda bir değişiklikler olmuştur ama abi bu kadar değil. Şimdi Mevlüt Başkan da mesela iyi bir başkan. Kulübü de iyi yöneten bir evet. başkan ama ya şimdi burada hocayla alakalı ne olabilir abi? Yani 7 haftada bir galibiyet ya da bir beraberlik de galibiyeti bırak bir beraberlik gelmez miydi abi? Sence bu tamamen hocayla mı alakalı bir durumdu bu? Vallahi haklısın Volkan. Ben açıkçası... Bu arada hocamız şöyle, Serkan Özbalta bizim çok sevdiğimiz bir hocamız. Evet, evet. Çünkü kendisi Keçiören Gücü orijini biliyorsun. Keçiören Gücü'nün de çok başarılı işler yapmıştı. Hatta playoff skalasındaydı. Ondan sonra Manisa'ya transfer ettiler. Manisa'da çok çok başarılı oldu. Ama şimdi TFF 1'de transfer durumları farklı oluyor. İsimler farklı oluyor. Bu ligde de papazlar var. Bu ligde de genç oyuncular var. Karışımlar var. O yüzden bu Manisa Volkan, Manisa FK o karışımı yapamadı. Ben yani o karışımı yapamadı. Geçen seneki kadrosunun üzerine çok çok kadro koydu. Tabii yabancı oyuncular falan da transfer edildi. Yani yani şöyle Süper Lig'in hakikaten gediklisi bir oyuncu. Özellikle biz onu Ankara Gücü'nden çok yakından biliyoruz. Sonrasında bir Antalyaspor macerası var. Dever Orgil mesela alındı. Dedi ki o iyi transfer, doğru mu? Yani sonuçta Dever Orgil iyi bir bakıyorum oyuncu. Nedenler yaptı. Yani, ya abi enteresan işler yaptı. Evet onu söylüyorum. Yani. Şimdi çok iyi dedik. O dedik Manisa FK bombayı patlattı falan bu sezon Orgil'i transfer. Hatta Mevlüt Başkan'ı da konuk aldığımız zaman demişti ya. Ya dedi sürpriz transferim var. Sürprizli bir transferim var dedi. Yabancı dedi. Yurt içinden dedi. Biz tabii araştırmaya başladık. Acaba kim olabilir falan diye. Evet bravo. Şimdi Orgil iyi bir oyuncu ama bakıyorum abi dünkü maçta da abi neler yapıyor öyle yani. Taraftar da biraz böyle aslında Ankara Gücü taraftarını biraz böyle abi, çıldırttı biraz böyle gaza getirdi. Çok çok garip yani şimdi bakıyorsun Okan Bey falan çok kötü oynuyorlar ya. Volkan'cığım İzmir'den bir mesaj gelmiş. Türkiye'nin dinlenecek spor programı üçleme demiş. Radyo Spor'da. Namık Türknas'tan gelmiş. Vallahi teşekkür ederiz. Sevgili Namık amcaya da selamlar. Evet, babacığım buradan selamlar. Kendisi de iyi bir Altınordu taraftarı. Evet. Volkan'cığım. Altınordu'da şu an durumlar da pek iyi değil ama. Evet. Bakalım. Altınordu inşallah Namık Türknas ayağa kaldıracak. Evet. Namık Türknas'ın önderliğinde Altınordu'nun. Tabii. Babacığım şu an bir başkan mı olacaksın? Ne olacaksın? Altınordu sportif işte, direktör olsun. Olabilir. Vallahi Namık Türkler sportif direktör. Hatta var ya ben Altınordu değil Samsun Spor'u öneriyorum. Elim başalı da benim babam çünkü. Evet, evet. Biraz böyle sert mizacı sahiptir. Vallahi var ya Samsun Spor'u şey yapar. Değil mi? Yükseltir. Yükseltir. Evet Volkan Yılmaz bir şarkı arası, bir kahve arası, bir reklam aramız var. Çünkü Mustafa Teke, Mustafa abimiz bizi bekleyecek. Ne zaman sonra? Saat 10'da buradayız. Görüşmek üzere. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravogo Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Üçlemeden tekrar merhabalar. Evet, üçlemenin ikinci yarısı derler ya futbol tabiriyle. İkinci yarısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nazım Türk Nasıl ve Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı. Hafta sonu futbol keyfiniz, futbol eğlenceniz üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Ve artık konuklarımızın yavaş yavaş gelme zamanı geldi. Evet, ilk konuğumuz Gaziantep Olay Medya Grubu'nun spor müdürü Mustafa Teke olacak. Şimdi kendisiyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü ile alakalı son bilgileri kendisinden alacağız. Evet, Olay Medya Grup Spor Müdürü Mustafa Teke hattımızdaymış. Mustafa Bey, hoş geldin üçlememize. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olasınız. Gerçekten mükemmel bir enerjik sesiniz var. Gaziantep'li olunca. Gaziantep'te olunca hakikaten çok selamlar, saygılar. Sağ olun. Mustafa abi nasılsınız? İyi misiniz? Gaziantep'te neler oluyor, neler bitiyor? Sizler nasılsınız? Takım nasıl? Durumlar ne durumda şu anda? Gaziantep'te güzel bir hava var. Güneşli bir hava var. Bugün de Giresunspor maçı var Gaziantep Futbol Kulübü'nün.
Bizler de takımlar da ona hazırlanıyorlar. Saat 16'da başlayacak. Gaziantep gerçekten de Güneydoğu'nun mu, Türkiye'nin artık Paris'i diyebiliriz. Çünkü gerek gastronomi kenti, gerekse de biliyorsunuz sanayi anlamında büyük bir şehir. Evet. Gaziantep şu anda aslında 10 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye sanayisinin de önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Burası ayrı bir konu. Tabii ki biraz böyle başlamak istedim. Hı hı. Çünkü Gaziantep'te gastronomi deyince de Gaziantep akla geliyor. Yemekleriyle, tatlılarıyla, işte sanayisiyle güzel bir, yaşanabilir bir şehir. 3 milyona dayanan bir nüfusa sahip. Bu nüfusun da resmi olan mı abi? Tabii doğru. Resmi yani, bilmiyorum. Gayri resmi. Gayri resmi. Evet. Aslında Mustafa abicim şöyle söyleyeyim. Şimdi bu tip bir nüfusta aslında Avrupa'daki kulüpler şampiyonluğa oynuyor. Evet. Hatta şampiyon oluyor. Çünkü sanayisi var, kültürü var, ticareti var. Böyle kulüpler Avrupa'da şampiyonluğa oynuyor ama Gaziantep FK'da bu sene bir yani derler ya tabiri caizse kendi evinde aslan, kaplan ama dışarıda kuzu. Böyle bir durum var mıdır? Ne der? Yorumları nedir Mustafa abicim? Evet evet. Şimdi 3 milyona dayanan bir şehrin aslında Süper Lig'de olması lazım. Bundan dolayı da mutluyuz. Süper Lig'deyiz Gaziantep Futbol Kulübü ile. Gaziantep Futbol Kulübü çok güzel bir tespit yaptınız. Deplasmanda gerçekten kuzu gibi bir takım ama iç sahada aslan gibi bir takım. Şu ana kadar deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmadan sadece 1 puan alabildi. Geçen hafta da Hatay deplasmanındaydı. Yine puanı geçtik. Oynadığı futbol çok kötü. Sergilenen performans çok kötü. Ve hatta Hatay Spor deplasmanında Erol Bulut'un bir açıklaması vardı. Bu performansla hedefimize ulaşmamız zor diye bir açıklaması oldu. Hatta ben de şunu dedim. Sevgili hocam, bu performansı artıracak olan da sizsiniz. Bu takımı deplasmanda kazanmasını sağlayacak olan da sizsiniz. Ne üçleme programı ne Mustafa Teke bu takımı hazırlayabilecek. Aslında Mustafa abi enteresan değil mi? Yani kendi kendine eleştiriyor ama. Evet. Yani o eleştiri bizim hakkımız. Yani hocam senin icraat görevin. Yani o, aynen, o enteresan ben olur. De yazımda bunu söyledim. Hocam dedim yani bizim yapma şansımız yok. Bunu hazırlayacak olan sensin. Bu evet. Takımın kazanmasını sağlayacak olan da sensin. İcra mercisindeki olan kişilerin şikayet etme şansı yoktur. Erol hocam şikayette bulundu ama hafta içerisindeki basın toplantısında da bunu söyledi. Umarız tabii ki deplasmanda da kazanan bir Gaziantep Futbol Kulübü izleriz. Bugün de kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Zor bir maç. Giresunspor'da çıkışta olan, yükselişte olan bir takım. Yükselişte. Ama Gaziantep Futbol Kulübü de Hatay deplasmanından sonra bugün mutlaka kazanmak istiyor. Ve inanıyorum ki bugün Gaziantep Futbol Kulübü iyi bir görüntü sergileyecek, iyi bir futbol ortaya koyacak. Onu umut ediyoruz. Eksiklere gelince Jefferson ve Pavel Olkowski dışında Gaziantep Futbol Kulübü'nde eksik yok. Futbolcular moralli, keyifli gözüküyorlar. Aynı keza Giresunspor da dün Hakan Keleş yönetiminde geldi. Onlar da burada keyifli ve mutlular ama sahada 90 dakika nasıl geçecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Çok zorlu bir maç olacak. Şimdi Giresunspor'un şöyle bir özelliği var Mustafa abicim. Biliyorsunuz siz de hatta bizden daha yakından takip ettiğimiz için Giresunspor'u 3-0, 4-0 mağlup edemezsiniz. Çünkü mücadele gücü var. Evet. Ama Giresunspor'da da skor noktasında, hücum noktasında sıkıntı vardı. 2 haftadır bunları aştılar. Evet. Şimdi de yani özellikle deplasmanda da mesela şimdi kırılgan bir yapısı vardı. Yavaş yavaş da Giresunspor toparlanmaya başladı. Hani Gaziantep FK'nın şanssızlığı Giresunspor'un toparlanma süresine gelmesi oldu. Evet, tam toparlanma sürecinde ve gol yemiyor. Evet. Yani Giresunspor gol yemiyor. Gaziantep Futbol Kulübü de bu konuda biraz etkisiz kalıyor. Sadece Muhammed Demir'e bel bağlamış durumda santrafor'da. Muhammed Demir'i siz orta sahadan topla buluşturamazsanız zaten gol atma şansınız da biraz zor gibi gözüküyor. Burada tek avantaj Maxim'in gününde olması, Maxim'in iyi oynaması Gaziantepspor'un en büyük silahı. Çünkü orta sahada futbolu yönlendiren, takımı idare eden, takımı yönlendiren tek isim Alexander Maxim. Evet. Maxim'in bugün iyi olması belki de Giresunspor'un da bu düzeninde bir şey olabilir. Ama şöyle bir şey var Mustafa abi. Son haftalarda özellikle bakıyorum, son 2-3 haftadır Muhammed'de ve özellikle Sagal'da çok ciddi bir düşüş var. Ama Sagal
Ben Sagal'ı Mustafa abi şimdi hani Antep özelinde evet, demiyorum ama evet. Ben Sagal gibi savruk selanik oyuncuları pek sevmiyorum. Yani Sagal başarılıdır başarısızdır ama onu mesela Deniz Spor'a sorsan orada parlamıştı aslında. Yani skora katkısı çok fazla yok. Bir hareketi var şöyle, ama. Şöyle Saman Alevi gibi bir oyuncu. Çok savruk. Denizli Spor'da mesela bir böyle bir parlıyordu ama 2-3 hafta düşüyordu. Şimdi aynı aslında aynı performansı evet. Gaziantep FK'da da gösteriyor. Çok yani şahsi. Şimdi iki oyuncum var. Hakikaten kreatif evet, diyebileceğin evet. Gole yönelik ya da gol attırabilecek iki oyuncu Muhammed Demir ve Sagal eğer ki performans düşüklüğü gösterdiği zaman Gaziantep FK'nın hakikaten galibiyet alması çok zor oluyor. Yani bugün bu maçta bakalım nasıl bir performans gösterecek. ABS'ye basmış gibi oluyorsun. Frene basmış gibi evet, oluyorsun. Evet evet bravo. Bravo. Aynen. Evet. Çünkü Sagal şöyle. Sagal çok agresif bir futbolcu. Yani her dakika her saniye ne yapacağını bilemiyorsun. Evet. Zaten oynadığı maçlarda da bunu az çok gördüğü sarı kartlarla görme şansımız oluyor. Yani Sagal tamam çalışkan, mücadele eden bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bal yapmayan bir arı gibi çalışıyor. İşte aynı. Bakıyoruz Muhammed Demir bu sefer tek kalmak zorunda kalıyor. Hı-hı. Az önce söylediğim gibi siz orta sahadan ve kanatlardan Muhammed Demir'i topla buluşturamazsınız. Zaten başarılı olma şansı yok Muhammed'in. Siz yeter ki orta sahanızı ve kanatlarınızı çok iyi kullanırsanız Gaziantep Futbol Kulübü o zaman gol yollarında ve rakip ceza sahasında Muhammed'le pozisyonlar yaratabilsin. Doğru, çok doğru Mustafa Hacım hakikaten de. Geçen seneki Gaziantep FK ile bu seneki Gaziantep FK arasında farklar, avantajlar, dezavantajlar nelerdir sizce? Ya geçen sene biliyorsun Gaziantep Futbol Kulübü Sumudika ile lige başlamıştı hatırlarsanız. Sumudika işte bu sezonda Malatya'ya geldi. Şimdi ne yapar bilmiyorum ama Gaziantep Futbol Kulübü Sumudika ile aslında iyi bir trend yakalamıştı. İyi bir hava yakalamıştı. Futbolcular Rumen Hoca'yı, Rumen Hoca da futbolcular çok sevmişti. Bu havayla birlikte Gaziantep Futbol Kulübü iyi gitti. Daha sonra işte Sumudika'nın Sivas Spor deplasmanında yaptığı bir açıklama şehirle sanki dalga geçer gibi konuşması ipinin çekilmesine neden oldu. Sumudika sonrasında tabii ki takım içerisinde 6-7 tane Sumudikacı vardı. Bu Sumudikacılar Gaziantep Spor'un aslında el freni oldular. Ve sonradan Gaziantep Futbol Kulübü istediği gibi mücadele edemedi. İstediği gibi oynayamadı. Fakat daha sonra toparlandı ama ligi 9. sırada bitirdi. Aslında iyi bir takım vardı. Bu sezona geldiğimizde sezon başında Silvaş'tan adeta yeni bir takım oluşturuldu. Yeni bir teknik direktör, yeni gelen futbolcular 15 tane transfer yapıldı. Bunun 8-9 tanesi yabancı transfer oldu. Çok. Şimdi sağdan geldi, soldan geldi, dünyanın dört bir yanından geldi derken derleme toplama bir takım oluşturuldu sanki. Bu takımın uyum süreci şimdi bakıyoruz 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş. Hala diyoruz ki Gaziantep Futbol Kulübü ne oynuyor, ne oynamak istiyor? İşte, Erol Bulut takıma ne oynatmak istiyor onu çözemedik. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü kazandığı maçlarda bile sizden ricam iyi izleyin, iyi bakın. Evet, ne evet. oynadığını biz de bilmiyoruz. Yani kazandığı maçlarda bile. Mustafa abicim şimdi enteresan nokta şurası. Sanki şimdi Erol Hoca Fenerbahçe çok yıprandı. Çok yıprandı, yıpratıldı, böyle savaştan çıkmış gibi oldu. Hani daha orada bir sezon daha biraz daha boşta kalsaydı, biraz daha rahatlasaydı, öyle alınsaydı bir yerleri daha iyi olmaz mıydı sizce? Ya Erol Hoca aslında bakın Fenerbahçe'den başarısız ayrıldı. Kim evet. ne derse desin. Evet, evet. Fenerbahçe'de başarılı olamadı. Bir Alanyaspor'daki, bir Malatyaspor'daki başarısını o performansını arıyor şu anda. Erol Hoca'nın burada Gaziantep Futbol Kulübü'nde başarılı olmaktan başka şansı yok. Çünkü kendi kariyer açısından kendisi için Erol Bulut için başarılı olmaktan başka şansı yok. Onun için de yani bir yıl dinlenseydi veya çalışsaydı aslında bir yıl dinlense belki daha da kötü olabilirdi. Nasıl kötü olabilirdi? Çünkü bu sefer camiadan uzak kalacaksın. Bu sefer diyecekler ki neredeydi Erol Bulut diyecekler. Ha, çalışması lazımdı. Ben sezon başında kendisiyle ilk görüşmemizde gözündeki heyecanı, kendinin böyle heyecanlı oluşunu, istekli oluşunu, bir şeyler yapmak istemesi beni umutlandırdı. Çünkü şunu dedim, Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyerinden sonra burada başarılı olmaktan başka şansı yoktur dedi. Hatta geçen hafta kendi programımda da şu el işareti yaptım. Sezon başlarken hem başkan hem yöneticiler hem Erol Hoca
5 parmağını gösterdi. Bizim hedefimiz ilk 5 dediler. Bu oyunla, bu sistemle şu anda ilk 5'e girmem biraz hayal gibi gözüküyor. Erol Hoca da hatta Hatay maçından sonra da bence bunu artık kılıfını mı hazırlamaya başladı, yoksa öyle demeye mi başladı? Fakat ilk 5'e girmek için de, başarılı olmak için de Erol Hoca'nın çok çalışması lazım. Şimdi gelinen noktada en flaş galibiyet, biliyorsunuz, bir önceki hafta Altay maçı. 4-1'lik hakikaten ligimizin iyi takımlarından, yeni çıkmış olmasına rağmen. Hani evet, iyi bir takıma karşı 4 gollü galibiyet, ama az önce de bahsettiniz ya abi. Yani yine aslında iyi bir Gaziantep FK değil, yoktu. Değil. Yine kötüydü yani. 4 gol atmışsın, güzel bir galibiyet ama. O gün, evet, Altay'ın, evet, evet, o gün Altay'ın çok kötü olmasına kaynaklandı. Evet. Yani Antep'in iyi olmasının değil, Altay'ın çok kötü olmasına kaynaklanmıştı. Ya. O maçtan sonra şunu söyledim ben. Dedim ki top sizi sevecek. Futbolda top sizi severse kazanma şansınız yüksek. Altay karşısında da Gaziantep Futbol Kulübü yine maça kötü başladı. İyi oynayamadı. Ama şans golleri attı Gaziantep Futbol Kulübü. Gününde de olan futbolculardan Maxim'di. İşte dediğim gibi aslında kilit isim Maxim. Maxim'in orta sahada playmaker görevini yapması aslında Gaziantep Futbol Kulübü'nü biraz da yönlendiriyor. İşte gollerde büyük etkisi oldu, kazanmada büyük etkisi oldu. Kötü oynadığı maçta aslında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Evet. Yani bugün Giresunspor karşılaşmasında da Giresunspor belki maça savunma yaparak başlayacak. Ama Gaziantep Futbol Kulübü bu savunmayı nasıl açacak, merakla bekliyorum. Mustafa Abicim, çok teşekkürler. Gaziantep'e selamlar, saygılar sunuyoruz. Sizi tekrar, aynı zamanda tekrar almak istiyoruz Radyo Spor. İnşallah. İnşallah. Programı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir program dinliyoruz. Gerçekten de keyifle takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Volkan Yılmaz, hemen bir reklamımız var. Tamam. Reklamdan sonra İzmir'deyiz. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, Volkan Yılmaz ve Nazım Türknaz'la beraber üçleme programı kaldığı yerden devam ediyor. Antep'teydik, Gaziantep'teydik. Şimdi Volkan'cığım, hemen yürüme mesafesinde İzmir'e doğru. Hemen komşu ili. Komşu ili, evet. İzmir'den sevgili Garsic dostumuz Hasan Ercazit'le beraber görüşeceğiz. Hem Altay deplasmanı mağlup olmuştu Malatya Spor'a karşı. Hem de bugünkü zorlu maç Göztepe Trabzonspor maçını beraber konuşacağız. Arada bir mesajı gelmiş. Mehmet Varlı. Volkancığım, Mehmet Varlı'dan bir mesaj var. Çok sevdiğimiz dostumuz. Mehmet Varlı'nın bugün, Volkancığım, oğlunun, Doğukan Varlı'nın da sözü varmış. Sözü mü? Söz merasimi varmış. Öyle mi? Yani aa, yavaş yavaş damat olarak veriyor. Harika. Ya da şöyle, Mehmet Doğukan abi, Varlı'yı veriyor. Mehmet abi kayınpeder. Aslında hayır, kendisi şey. Olma yolunda. Kayınpeder, tabii tabii. Kayınpeder olma durumda. Doğukan Varlı'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. Mutluluklar diliyoruz, evet. Ama Mehmet Varlı, neredesin? Sinan Varlı, Varlı Mimarlık Ailesi'nin selamlar olsun Volkan'cığım. Hemen Hasan Elcazi patlaymış. Hasan abicim, hoş geldiniz üçlememize. Hoş bulduk, merhabalar Volkan'cığım, Nazım'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba, çok teşekkürler. Abi, teşekkür ederiz. Önce soralım abi, klasikte nasılsınız, keyifler nasıl? Vallahi şu an incir altında denizin kokusunu göndersen nasıl olacağım sorusuna çok iyi bir yanıt olurdu ama. Abi kapatır mısın telefonu? Telefonu kapatır mısın? Olur, hatta sen o kokuyu gönder, biz de iyi olalım. Abi telefonu kapatır mısın? Yaktın bizi burada şimdi var ya. Şimdi o zaman Nazım abi şöyle bir şey söyleyeyim Hasan abi. Ben düştüm. Az önce ya, şeyde Akhisar'dan bir dostumuz işte zeytin falan paylaşıyordu. İşte dedik isterim falan deyince ben de o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman incir altındaki şöyle güzel bir denizin kokusunu şöyle bir pet şişeye. Bir de bir gece var. Bir dakika. Pet şişeye abi şöyle güzel doldur, ağzını kapat, bir kargo yap, Nazım abiye gelsin burada koklasın. Valla yanımdaki arkadaş, şimdi yanımdan bir arkadaş çipura çekiyor denizden. İsterseniz onu da göndereyim, daha eğlenceli olur. Yani. İyice var ya. İyice bizi bitirdin burada abi. Evet Hasan abicim, şimdi bugün aynı zamanda o çipura kadar lezzetli bir maç var. Göztepe Trabzonspor maçı. İsterseniz bu maçtan başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Valla öncelikle Göztepe için geçen haftaki galibiyetin hayati ifadesi çok hafif gelir. Çok 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 kritik bir galibiyet olduğunu belirtelim. Yani bir enerjiyi değiştirme anlamında, takımı çöken o kara bulutları biraz olsun dağıtma anlamında, taraftarın üzerine çöken o karamsarlığı, camianın üzerine çeken o karamsarlığı dağıtma anlamında çok önemli olduğunu farkındayız hepimiz. Bugünkü maça gelince yani Trabzonspor Lig'in bence Beşiktaş'ın şu an form tutamadığını düşünürsek en dominant futbol oynayan takımı. Benim gözümde öyle.
Göztepe'ye karşı da aslında yani Göztepe'nin istediği bir oyun olabilir. Yani Göztepe karşısındaki rakibe topu vermeyi seven bir takım. Hı hı. Baktığımızda Alametif Harikası da takımın daha çok geçiş hücumları üzerinden dönüyor. Halil'in başrolünde olduğu geçiş hücumları üzerinden dönüyor. Ya tabii ki Trabzonspor'un topa hakim olduğu, Trabzonspor'un oyunu yönettiği bir oyun bekliyorum. Oyunun detayını da Göztepe'nin ön alandaki o bu çabukluğu, yani o çabuk hücumlarında ne kadar başarılı olabileceği belirleyecektir diye düşünüyorum. Evet, bu arada Göztepe hakikaten tabii Trabzonspor lider, Trabzonspor namalup. Göztepe'de geçen hafta yüzyıllarda yenemediği Kasımpaşa'yı yendi geldi. İki tarafta aslında moralli, kıran kırana çetin bir müsabaka ben bekliyorum şahsım adına. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum var tabii ki, taraftar bu maça çok iyi bilenmiş durumda. Göztepe'de satılan biletlerin tümünün tükendiğini duyduk. Evet, biletler tükenmiş. Yani Göztepe bugün 12 kişi çıkacaktır mutlaka sahaya. Ama buradaki tabii ki yine kritik konu, maçı 12 kişi mi bitirecek yoksa o taraftar baskısı karşısına mı dönecek? O çok kritik konu çünkü yani taraftarda şu an yani biraz birikmiş bir, hani geçen hafta Kasımpaşa galibiyetinin biraz dağıtmasıyla beraber bir karamsarlık ve gerilim var. Ama hani, şöyle Hasan abi, yani geçen haftaki yani takımın çok istenilen düzeyde başlayamaması lige tabii ki etkiliyor. Ama şöyle Hasan abi, geçen maçın başında mutlaka Göztepe taraftarının o muhteşem gücünü arkasına alacaktır. Ancak oyun nasıl devam edecek, skor nasıl devam edecek, o Göztepe'nin arkasındaki güç maç sonuna kadar onlarla birlikte o desteğe devam mı edecek, yoksa skorun olası bir şekilde muhtemelen tersine dönebilirse o zaman nasıl reaksiyon gösterecek, bunları bekleyip görmek gerekiyor. Peki şöyle bir şey var, geçen haftaki bu Kasımpaşa galibiyeti. Hakan galiba sesimiz gitmiyor, evet. Şu an ses gitmiyor Hakan'cığım, istersen bir tazeleyelim çünkü şey vardı. Alo? Bak şu an ses gelmiyor, bir tazeleme durumumuz olacak. İzmir'de bağlantımız koptu. Bu arada bir takipçimiz demiş ki, Volkan'cığım mikrofonlarımız İzmir'de, ne yıllarda aldılar abilerim demiş. Aydın yeni katıldım. Cimbom aşığı kamera 50 demiş. Hakikaten evet, öyleydi. Evet, çok güzel oldu günler. Hakikaten öyle. Yani, mikrofonlarımız İzmir İsmet Paşa'da, İzmir Atatürk Stadyumu'nda, İzmir Altıncık Stadyumu'nda çok güzel. Trabzon Avni Aker. Trabzon Hüseyin Avni Aker. Hüseyin Avni Aker çok çok güzeldi. Gaziantep neydi şey? Ya yetiştik. Kamil Ocak. Kamil Ocak. Mükemmel stadyum. Bir şey söyleyeceğim. Zaten bak evet. İşte Hüseyin Avni Aker, Kamil Ocak falan hakikaten benim çocukluğumun statlarıydı. Bak hepsi isim vardı Volkan. Hepsinin evet. Arena falan değildi hepsi. Değil. Hepsinin isim vardı. Arena falan değil evet. İşte. Mesela yok Vodafone falan değildi ya da Türk Telekom değildi. Evet, yani Kazım Karabekir. Evet. Evet. Evet Hasan abicim, bir sesde bir kayma oldu ama tekrar sizi yakaladık. Valla kusura bakmayın, benden mi kaynaklandığını oldu bilemiyorum. Estağfurullah. Şöyle bir şey söylüyordum. Yani geçen haftaki bu Kasımpaşa galibiyeti, evet yani onun öncesine kadar taraftarlarda da bir isyan durumu söz konusuydu. Çok kötü oynayan bir Göztepe takımı vardı. Geçen haftaki bu galibiyet, ama bugün dedin ya abi az önce, hani olası bir durumda o 12 kişilik hani taraftarla birlikte, taraftar acaba sırtını mı döner yoksa desteklemeye mi devam eder? Ya şimdi şöyle bir durum var. Buradan Göztepe taraftarına da şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün rakip Trabzon. Ligin en iyi oynayan takımı. Ligin lider takımı. Şimdi böyle bir durumda olası bir mağlubiyette de bilmiyorum, herhalde sırtlarına dönmemeleri gerekiyor normal şartlarda. Aynı fikirdeyim. Yani bugün Trabzonspor kadro derinliği anlamında da ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Yani çok iyi bir kadro derinliği var. Artık oturmuş bir oyunu var. Ve hani şu aşamada ligde bu sezon itibariyle süper yıldız performans dediğimiz tek oyuncu Bakasetas. Yani evet. O süper yıldız performansında gösteren bir oyuncusu var. Zaten Bakasetas'la evet, Bakasetas'ı durdurursanız veya Bakasetas'ı bir şekilde engellerseniz aslında Trabzonspor'un etkinliği, aktifliği bir anda yarı yarıya düşebiliyor. Tabii ki kesinlikle. Yani Nestor El Maestro'nun da buna mutlaka bir yani bireysel markaj tabii ki değil ama en azından orta ikilisiyle Yunan oyuncuyu bir şekilde en azından yavaşlatmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Bu arada sana geçen hafta Nestor El Maestro bazı şeylerin keskin bir şekilde görüşünü koydu. Mesela Berkan'la beraber Soner'i hemen yedeğe oturtturdu. O hakikaten de farklı bir durum meydana geldi. Halil de sakatlanınca Göztepe aslında çok daha farklı bir kimliği bürümüş oldu sanki. Şunu söylemek lazım. Ben en azından deneyen antrenörleri severim. Bravo, yani
A planına saplanıp kalmayan, farklı şeyler deneyen antrenörleri severim. Maestro en azından bunu denedi. Başarısız olabilir miydi? Olabilirdi. Evet. Sonuçta bir şey denedi ve tuttu. Yani çaresiz bir şekilde aynı şeyleri deneyip aynı sonuçları almaktansa bence denemesi başarılıydı. Bakalım bugün nasıl çıkacak? Ben de açıkçası merak ediyorum. Yani maçta olacağım muhtemelen. Göreceğiz. Evet. Abi, peki dün akşam vaktimiz de kısa ama şöyle Altay'a bir hemen kısaca dönelim. Altay takımında neler oluyor? Bu sıkıntılar hakikaten özellikle son 3-4 haftadır düşüş bu kazanamama durumları, bu düşüş. Hatta şöyle hemen ben hızlıca bağlayayım. Özellikle taraftarların da Mustafa Hoca nezdinde çok fazla bir sabrı kalmadığı da görünüyor. Bilmiyorum Altay'daki durumlar nedir, nasıl olacak? Açıkçası ben öyle bakmıyorum. Hı. Yani burada bir ortayı, dengeyi bulmak gerekiyor. Yani 3 hafta önce Gökler'e çıkartan manşet olan Altay takımı ne kadar gerçekçiyse 3 haftadır puan alamayan Altay takımı da o kadar gerçekçi bence. Sonuçta Altay ne o kadar top seviyede ne de o kadar dip seviyede bir takım. Hı hı hı. Optimal baktığımızda ben Altay'ın evet yani çünkü sonuç ağızlarda ekşi bir tat bırakmış olabilir ama alt kadar takım olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Hoca'nın da şu ana kadar çıkardığı iş itibariyle eleştirileri çok fazla hak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet tabii tabii zaten Altay çok büyük bir marka, çok büyük bir isim ama Mustafa Deniz de çok büyük bir isim. Yani bırakın 5-6 maç, 100 maç daha olsa Mustafa Hoca'nın kredisi bitmez. Derken Hasan abiden yine ses problemi oldu. Yavaş yavaş Volkan'cığım. Evet. Tamam. Zaten yavaş yavaş reklam aramızı girmek üzereydik. Birkaç mesaj varmış bari. Sonra da reklama gidelim. Evet. Sonra da reklama gidelim zaten. Evet Volkan'cığım. Çağatay Gül'den mesaj var. Günaydın. İyi yayınlar demiş. Hemen hızlı okuyalım. Hamza Poyraz. İyi yayınlar. Göztepe Trabzonspor tahmini ve Trabzonspor'un şampiyonluk çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Konuştuk zaten. Beylikdüzü'nden Volkan'cığım. Biliyorsun senin mahalleden. Konuşumuz. Güzel İzmir'den selamlar demiş. İyi yayınlar. Alper Tezer. Teşekkürler, sağ olsunlar. Süleyman Kahraman, o zeytin gelecek demiş. Helal be. Hulusi Korkmaz demiş ki Hollanda'dan selamlar, ben Hulusi. Bugün Konyaspor'umuza başarılar diliyorum demiş. Zaten biraz önce programımızın ilk yarısında Konyaspor analizimizi yapmıştık. Bu maç Konyaspor daha yakın gibi gözüküyor. Fatih Bahsat'tan günaydın, güzel güneşli bir Kayseri selamından demiş. Teşekkürler. Taner Kellici, günaydın abi canlar. Bugün günlerden Gaziantep FK demiş. Teşekkürler. Abilerin kralları, sizi de çok seviyorum. İnşallah pazartesi Beşiktaş'ı yeneriz demiş. Ferit'ten mesaj gelmiş. Teşekkürler. Ozan Gül demiş ki Volkan'cığım, Volkan Bey, Zeki Müren de bizi görecek mi? Mesajlarla yaşıyoruz, işlemeye devam demiş. Teşekkürler Ozan Bey. Nihat Çetin, günaydın. İzmirli olarak Altay'ın durumu endişe verici. Fenerbahçeli olarak Mesut'tan beklentim yok ama oynatılıyorsa kenardaki suları değil sağdaki topları demiş, vurması gerekiyor. Teşekkürler. Samet Doğan'dan bu arada Volkan'cığım. Doğru sözüne acet. Mesajlar var. Samet Doğan da biz dinliyormuş. Teşekkürler. Selam olsun demiş. Nazım abi, Volkan abi selamlar. Antep'ten selamlar. Radyo Spor ailesini burada görmekten mutluluk duyarız demiş. Hatem Öztürk, özellikle Ali Erim, Mert Elan ve sizleri beyran içmeye davet ediyorum demiş Volkan'cığım. Bir daha alamıyor mu? Beyran deyince de bir daha alabilir miyim? Hatem Öztürk demiş ki selamlar Nazım abi, Volkan abi. Antep'ten demiş, ben yazıyorum size. Hatem Öztürk, Radyo Spor ailesini burada görmekten mutluluk duyarız. Özellikle Ali Erim, Mert Elan ve Üçlemeyi demiş. Beyran partisi varmış. Adil Göral demiş ki hayırlı sabahlar, Rize'den güneşli bir günler selam olsun, bugün Bismillah diyeceğiz demiş. Hadi bakalım. Valla ben de katılıyorum aslında. Artık bir zahmet. Evet evet. Artık bir zahmet. Mehmet Akyıldız'dan mesaj var. Günaydın. Harika yayın yapıyorsunuz demiş. Bizim Cornelius köyüne gitmiş. Döndü mü, haberiniz var mı demiş. Estağfurullah. Allah. Var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum. Bize haber gelmedi ama. Yo, ben de bilmiyorum. Hazım Savaş Meral'den mesaj var. Selam abiler, iyi yayınlar. Benim Kulüpler Birliği'nden ve tüm lig başkanlarının bir isteğim var. Kulüpler Birliği'nden federasyon toplantılarına 3 ya da 4 kişiyle değil bütün başkanlarla girmesini isterim. Sebebi ise toplantıya giren başkanların takımı ligde nasıl maç aldıklarını gördüm. Özellikle Karagümrük'ün Altay'a attığı net faulü gördüm demiş. Uzun bir mesaj. Teşekkürler. Mehmet Aslan demiş, Volkan'cığım günaydın, iyi yayınlar.
Bugünlerden demiş Gaziantep FK Giresunspor. Teşekkürler. Kenan 27'den Şumudika'nın senin sevdiğin o refleks hareketleri alakalı bolca bir fotoğraf göndermiş. Ve demiş ki Mustafa abi Tempo programından demiş takip ediyoruz. İyi bir demiş bir isim. Teşekkürler. Evet. Bizde kötü isim olmaz zaten. Kötü isim olmaz. Bizde, doğru mu? Bizde her zaman hakikaten şehrinin en iyi bilenleri. Evet. Özellikle basın medya grubunda şehrinin en iyi bilenleri. Çünkü kendisini de evet Mustafa abi Doğukan, de çok seviyoruz. Doğukan Yüksel'den Volkan'cığım mesaj var. Bu maç demiş Konya Spor'u yakın mı acaba demiş abi tekrar demiş düşünür müsünüz? Doğukan hayırdır? Yani böyle Kayseri ne yaptı? Kayseri Spor bırakıp da Konya Spor falan mı? Bizim mesajımızı bizim görüşümüzü biraz değiştiriyor. Öyle Konya mi? Spor yakın dediğimiz için diyor ki hayır abi diyor. Göreceğiz. Geçen hafta da aynı şeyi söylüyordu. Göreceğiz. Yani. Evet sevgili üçleme severler, kısa bir reklamımız var. Reklamdan sonra Antalya Spor Başkanımız Aziz Çetin bizlerle beraber olacak. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı devam ediyor. Evet, hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz'la beraber devam ediyor. Volkancığım, şimdi çok değerli bir başkanımız var. Aziz Başkanımız şu an Antalya Spor Başkanımız hattımızda. Başkanım, hoş geldiniz üçlememize. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar olsun, iyi hafta sonları. Çok teşekkürler başkanım. Maşallah sesiniz çok enerjik geliyor. Öncelikle teşekkürler, çok sağ olasınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başkanım şimdi isterseniz ilk sorumuz aslında herkesin beklediği bir soruydu. Şöyle ki, Nuri Şahin Antalya Spor futbolcusuydu ve çok bir de bilinen, çok sevilen bir isimdi. Çok aslında radikal bir karar verildi ve Nuri Şahin oyunculuktan bir anda teknik adamlığa yükseltildi. Kendi tabii direktifiyle beraber. O süreçte nasıl oldu? Bu kararı nasıl verdiniz başkanım? İsterseniz bundan bir başlayalım isterseniz. Şimdi Ersun Hoca yolların ayrılmasına karar verildikten sonra bir kulüp arayışına girdik. Yönetim kurulu olarak da düşündüğümüz zaman bize çabuk rahat olması lazım. Bizim içimizi, ruhumuzu bilmesi lazım. Biz yönetim kurulu olarak biraz daha farklı fikirleri, radikal fikirleri, kararları çok rahat alabiliriz. Birbirimize uyumlu, yaş ortalaması genç bir yönetim kurulumuz var. Futbol birikimi, gerek oyun, gerek çalıştığı teknik direktörler ve Nuri Hoca'nın da biz Nuri'nin de kendisine olan güvenini bu işi de yapmak istediğini ilerleyen süreçte bildiğim için daha çabuk olmasını gerekli olduk belki. Bak şu an için tabii Nuri Şahin hala sözleşme futbolcumuz. Sözleşmesi devam ediyor. Futbolcu olarak lisansı devam ediyor. Şu an kendisi bizim futbol sorumlumuz. Dolayısıyla bizim altyapımıza da ilgileniyor. A takımıma da ilgileniyor. Aynı zamanda ihtiyaç olursa da çıkıp oynayacak kıvam. Mesela dün antrenman yaptı Nur Hoca tekrar. Yani bizim içimizi biliyor, bizim yapımızı biliyor. Antalya'nın kendisi büyük saygısı var. Bizim dışarıdan gözlemlediğimiz takım içindeki dinamiklere hakim. 4 tane yabancı dil var. Yabancı hoca oyuncularla arası çok iyi. Bu şekilde bir karar aldık. İyi de olduğunu düşünüyoruz. Şehir olarak biz Nuri'nin gelmesinden takım olarak, şehir olarak, grup personel olarak çok mutluyuz. Çok da keyifliyiz. Durum olayla. Başkanım, şöyle Nuri Hoca ile alakalı genelde özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Basın kısmında hep şöyle bir eleştiri vardı. Dediler ki 5 yıllık bir sözleşme yapıldı. Şimdi tamam. Hani yeni bir hoca, ilk defa başlayan bir hoca, hala hazırda futbolcu kimliği olan bir hocayla neden 5 yıllık sözleşme yapıldı? Hani birer birer ya da en azından 1+1 gibi bir şey yapılamaz mıydı diye söylediler. Buna nasıl bir açıklık getirirsiniz? Onun bizim güvenimiz gösteren bir sözleşme. Şimdi sözleşme detaylarına çok girmek istemiyorum ama ben hukukçuyum biliyorsunuz. Evet, evet. Siz 5 yıllık sözleşme yaparsınız, onun fesih koşulları veya diğer koşulları ağırdır. Bıraksınlar, o bizim işimiz, biz ne yapacağımızı biliriz. Güzel, güzel. Sayın Başkan, Antalya Spor camiası güçlü bir durumda ve stadıyla, camiasıyla aslında geçen sene de mesela Kupa finalistiyle beraber aslında hedefi olan bir camiaydı ama bu sene çok iyi gitmedi. Bunun sebebi transferler miydi yoksa teknik kadrodan mı kaynaklanmıştı? Yani ben onu bilemem ne olduğunu. Hı. Şanssızlık da olabilir. Biz maçları son dakikalarda verdik biliyorsun. Evet, yani Fenerbahçe maçı bunun örneğidir. Göztepe maçı bunun örneğidir. 2-0'dan dönen Beşiktaş maçı var. Bu şanssız maçlar yaşadık. Kadro kalitemizin iyi olduğunu inanıyorum. Geçen yıla göre 14 tane transfer var. Bu yapılan transferler
Tecrübeli oyuncu sayısı daha az. Gençler, yapılan transferlerin yaş ortalaması 23.7. Bunlardan da en az 6-7 tanesi de pek de oynadı. Başlara girdi, ilk 11 çıktı, sonradan dahil oldu. Bir şanssızlık, bir süreç. Biz burada kan değişikliğinin, oyun sistemi değişikliğinin daha iyi olacağını inandık. Elimizdeki geniş kadro bizim çocuklarımız var. Çünkü her mevkideki genç oyuncumuz var. Sayı olarak da bizim kadroda bir herhangi bir problemimiz olacağını düşünmüyorum kadro sayısında, oyun sayısında. Yani bunu tabii hocaya bağlamak ne kadar doğru bilemiyorum Ersun Hoca'ya. O da zaten elinden geriye çıkar yani hocadır. Bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Biz bunun en doğrusunu Şahin Bozay'dan. Nuri Şahin'in biliyorsunuz gelenekten Nuri bunu düşünmüş. Yani yıllardır hoca olmayı düşündüğü için, kafasında bu olduğu için. Ben çalışırsam kimlerle çalışabilirim? Nuri zaten kafasında çalışmış. Mükemmel. Dolayısıyla bu genel gibi gördünüz. Yani biz ya pro lisanslıyı, diğer işte atletik performansçıdır. Diğer hocamız, A lisans hocamız, hepsi birbirinden kariyerli hocalar. Evet, evet, evet. Yani aslında derler ya, dersen çalışmış bir Nuri Şahin hocamız var. Peki başkanım, Nuri Şahin hocamızdan mı teklif gelmişti ben bu takımı götürürüm diye? Sizin mi tasarrufunuz oldu Nuri Şahin'e görev verme noktasında? Beraber konuştuk. Biz kendisine söyledik olur mu diye. O da kendisine güvendiğini, çok sevindiğini, olacağını söyledi. Nefis. O şekilde oldu. Sadece evet, galiba bir Harvard Üniversitesi'nde galiba sadece bir bitirmişlik durumu var. Herhalde spor yöneticiliği üzerine değil mi? O da var. Ekonomi ve spor yöneticiliği, doğrudur. Evet. Evet. Galiba herhalde pro lisans falan içinde artık yavaş yavaş başvurulana da. Almanya'da şu an B lisans öğrencisi kendisi. Bu yaz onu almış olur. Ağustos ayında anında kurs açıldığında Almanya'da veya Türkiye'de onu da almış olur. Ondan sonra tam anlamıyla geçer. Başkanım, beklentileriniz nedir? Yani tam anlamıyla Nuri Hoca'dan ve takımdan bu sezon için, en azından bu sezon için beklentileriniz nelerdir? Bu sezon için beklentilerimiz nedir biliyor musunuz? İyi futbol oynayan, seyircisine keyif veren, özellikle iç sahadaki maçlarında gelen Antalyalılara keyif veren, mağlup olmayan, mağlup olursa bile bunun karşılığında, yani Antalyaspor'u yenmesi zor olduğunu başını yaratacak bir takım yaratmasıdır beklentimiz. Evet. Yani Antalya her zaman deplasmana birisi geldiğinin farkına var. Beklentim evet. Budur. Evet. Çünkü biz şehir takımıyız. Şehrimizde Antalya markalarını artırmaya çalışıyoruz. Antalyaspor'u çalışıyoruz. Başkanım, hattımızda bir sıkıntı var. Tekrar sizi arayalım isterseniz. Çünkü sesiniz gidip geldi. Tekrar bir tazeleyelim Hakan'cığım, olmaz mı? Çünkü başkanın sözlerini duyamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Önemli açıklamalar var. Çünkü önemli açıklamalar var. Evet. Bizim de almamız lazım. Hakikaten çok önemli. Benim de daha sormam gereken aslında sorular var ama şimdi bu şekilde bir şey oldu. Hani kesik kesik geldiği zaman da hakikaten... Yani soruları cevaplamadıktan sonra soruların da anlamı yok. Evet, şey yapamıyoruz. Alamıyoruz. Orada bir sıkıntı çünkü var çünkü. Şey gelmiyor. Ses gelmiyor maalesef. Evet, evet. En azından bir daha bir evet, şey yapalım. Bir tazeleme yapalım. Bu arada Antalyaspor'un bu haftaki rakibi Başakşehir. Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaşacak Antalyaspor. Zorlu maç. Antalyaspor geçen hafta Sivasspor'la 2-2 beraber kalmıştı. Özellikle ilk yarıdaki futbolu gerçekten umut vermişti. Farklı bir durum olmuştu. Sayın Başkanım, hattımızda mısınız? Evet, evet, hattayım. Tamam. Hattay. Çünkü bir seste bozukluk olmuştu da. Yani bu seneki hedefler diyorsunuz ki iyi futbol, güzel futbol, taraftarı tatmin edici futbol. Doğru mu başkanım? Evet, doğrudur. Taraftarı tatmin edici futbol. Şehir takımıyız biliyorsunuz. Şehir takımının çocukların özellikle Antalyaspor'u sevmesini sağlamaya çalışmak. Bunun en önemli sebebi ne olur? Evinizde oynadığınız maçlarda keyifli oynamak ve mağlup olmamak. Mümkünse çoğunluğunda galip gelmek. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nur Hoca'nın zaten oyun felsefesi de Sivas maçında belli oldu. Oynama evet. Üzerine kurulu. Evet. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Başkanım, şimdi bu sezon için en azından iyi bir futbol oynamaya çalışacağız diyorsunuz. Evet. Tabii ki. Şöyle bir şey var. Benim açıkçası yorumcu olarak son birkaç yıldır Antalyaspor'da o iyi futbol olmayan, hakikaten yine genelde maçın genelinde hani mağlup olmayan da aman ne olursa olsun denilen bir anlayış vardı. Bu anlayıştan geri dönmek için geç kalınmış olabilir miyiz? Bilmiyorum, ben yeni başkanım.
Ben geç kaldığımı düşünmüyorum. Yok, sizin için değil. Evet, ama Antalya Spor Camiası için bir geç kalınmışlık durumu acaba zararın oldu. Zararın neresi? Bravo. Bravo, evet. Bravo. Bu arada başkanım, evet, Sivas Spor maçından bir parça bahsedersek, ilk yarıdaki Sivas Spor karşısında Antalya Spor biz çok beğendik. Yani evet, hızlı oynamaya çalışan, evet, hücumu düşünen bir Antalya Spor gördük ve sonuç da aldı. Son saniyedeki o enteresan karardan, o kaç atışı. Enteresan taç atışı. İlk yediğimiz golde de yine enteresan sahada top varken hiç kim topu sahaya girmedi. Evet, yaratılmış evet, bir endirekt serbest vuruş. Bir şanssızlık oldu evet, Sivas Spor maçında. Başa kalkamam da bizim sürekli şanssızlığımız oluyor zaten camia olarak. Evet. Bazı şanssızlık değil, acemilik, kötü niyet, her şey var onun içinde. Başkanım, bazı hakimlerle bazı camialar bir türlü örtüşmüyor. Yani böyle sanki üstüne gidermiş gibi oluyor. Biraz farklı duruma gelebiliyor. Evet. Başkanım, Merkez Hakem Kurulumuza istifa ettim. Onlar da camiayı tahrik etmek anlamında ne gerekiyorsa onu yapıyorlardı. Herhalde bundan sonra yeni yönetim onu yapmaz. Evet, inşallah. Başkanım, şöyle, zaten şimdiden tabii ki bir transfer çalışmaları başlamıştır. Nuri Hoca'nın sizden hani bu tarz, en azından devre arası için bu tarz bir transfer isteği falan oldu mu, olacak mı? Bu tarz çalışmalar var mı? Var Nuri Hoca'nın isteği. Takım kadrosunu daraltalım diyor. Çok fazla oyuncumuz var diyor. Transfer yapmıyorum diyor o zaman. Yani kendi eski takım arkadaşlarını biraz budama galiba işte. Doğru mu başkanım? Efendim? Eski takım arkadaşlarını biraz budama mı istiyor? Biraz bir azaltalım mı diyor? Yok öyle değildir. Öyle değildir. Başkanım çok teşekkürler. Çok sağ olasınız. Programımıza renk kattınız. Sağ geldiniz. Güzel ve samimi açıklamada bulundunuz. Biz sizleri her zaman değil ama ara ara programımızda konuk etmek istiyoruz. Çok isteriz. Hay. Müsait olduğum zaman her zaman katılmaktan keyif alırım. Bu arada çok sevgili dostumuz Hakan Aydın Beyefendi'ye de selamlar. Sizin de yakın arkadaşınız, yakın dostunuz. Çok selamlar. Benim bir arkadaşımdır kardeşim. Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olasınız başkanım. Selamlar sunuyoruz. Evet Volkan'cığım, başkan çok samimi açıklamada bulundu. Evet. Güzel açıklamada bulundu. Bu Nuri Şahin hocamızın süreci. Bir de ben Volkan katılıyorum. Nuri Şahin aslında hazırlamış kendini. Şöyle. Yani bu hocalık mevkisi hazırlamış kendini. Evet, benim yani sadece şöyle bir durum var. Yani sadece tek eleştirim, şimdi takımı çok iyi tanıyor. Evet, oynadı etti. Daha yani iki hafta önce o futbolcu gömleğini formasının üzerinden çıkarıp da hocalık kismetine büründü ama benim sadece tek ufakcık bir eleştirim. Yani hani o gerekli belgeler, gerekli yetkiler olmadan hani böyle bir şeye hızlıca girişilmiş olması da biraz tabii ki evet, sıkıntı olabilir mi ilerleyen haftalarda, onu zaten hep birlikte göreceğiz. Ama Türkiye'de şöyle bir durum var Volkan, maalesef yani ya ben de gitsem şimdi ben de hoca olabiliyorum bir takımlara, yani hiçbir belgem yok. Hiçbir şeyim yok, evet. Ondan sonra hani şöyle bir durum var biliyorsun, tamam beni işe al ama ben zaten diplomamı, İşte üniversiteden mezun olacağım. Alacağım. Ben alacağım zaten diplomamı. Yani evet, ben 3-5 sene sonra o diplomayı alacağım. Sonuçta ben ama bunun eğitimini aldım. Evet. Nasıl aldın? Alaylı derler değil mi? Alaylı tabii mı derler? Tabii aynen. Alaylı derler. Yani işte aslında Volkan bir karar getirip, kardeşim pro lisansı olmayan hiç kimse, bak hiç kimse yapmayacak. Evet. Ya da kardeşim pro lisans açılacak, yapılabilir. Hı-hı. Şimdi bir garabet var. Şey konuşuyor, pro lisansı olan konuşuyor, olmayan konuşamıyor. Takım yönetiyorsunuz. Geçen sene Mustafa Dalcı hatırlarsın, İstanbul evet, Spor'da. Hı-hı. Yani hoca normalde resmi olarak hoca ama tribünde. Tribünde oturuyor. İki tane takım yönetmiş. Hı-hı. Üçüncü izin vermiyor federasyon. Evet. Şimdi kulüplerimizin de burada hatası var. Yani bilinen bu şekilde bir hocayı niye getiriyorsunuz? Maça müdahale edemeyecek. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi hafta içi yaptığın idmanlarda tamam eyvallah. Mesela Mustafa Dalcı dedik ya, yani hafta içi yaptığın idmanlarda takımın başınası. Eyvallah. Baş üstüne. Ama şimdi şöyle bir durum var abi. Yani hoca dediğin abi yedek kulübesinde oturacak. Direktif verecek, oyuna katkı yapacak. Verecek. Evet. Hoca dedim basın toplantısına evet, katılacak. Şimdi şöyle bir durum var. Abi, o sorulara cevaplayacak. Hafta içi bu takım için kim çalıştırıyor? Atıyorum işte Ahmet, Mehmet, Nuri. Evet. Şimdi ben bir basın mensubu olarak maç sonu röportajına, işte flaşlara katılan ekiplerden ya da bizim gibi basın toplantısına katılan arkadaşlardan, ben mesela kendi şahsıma da şunu beklerim. Abi direkt benim muhatabım kim? Nuri Hoca. Nuri Hoca olması lazım. Nuri Şahin olması lazım. Ben cevaplarımı oradan almam lazım. Evet, maalesef öyle. Ha şimdi o böyle de olmuyor. Yani böyle de bir sıkıntı var. Bu arada
demişler de Cornelius, Trabzonspor'un golcüsü Cornelius'un bir bebeği olmuş. Halit olsun diyelim. O yüzden diyor ya arkadaşımız köyüne döndü. O yüzden ülkesine dönmüş. Tekrar direkt Volkan'cığım Trabzonspor direkt uçakla, çünkü maç kritik olduğu için direkt uçakla tekrar İzmir'e getirmişler Cornelius'u. Bu arada Fahrettin Kayan da başkan demiş cevapları ve yorumları beğenmiş. Beğenmiş, hoşuna gitmiş. Evet. Gerçekten başkan samimi bir başkan. Çok. Aziz Çetin başkanımız hakikaten samimi. Yeni başkan. Geldi. Evet. Yeni başladı. Ayhan Tozu'yla da tabii ki değişiklikler yapıldı. Bence yapması gerekiyordu. Çok da iyi yaptı açıkçası. Evet, %100. Hani eski şey saha içi kadrosu hoca ya da yardımcı hocalar. Evet, bunlardan bir takımı arındırdı. Son bir yıldır çok kötü bir Antalyaspor izliyoruz. Yani benim hakikaten ligde açık ara beğenmediğim, hakikaten futbolundan hiç hoşlanmadığım bir savunma yönü takım. Kuvvetli ama hücumda... Yani zaten biliyorsun özellikle tamam bir futbol literatürümüzde bu otobüs, minibüs, tren, kamyon, vapur, gemi. Otobüs, bu bunlar vardı ama aynen. Antalyaspor'un oynadığı futbolla bunlar hakikaten bırakın futbol literatürümüze Türk Dil Kurumu'na yerleşti bu terimler. Ama çekti otobüsü. Bu arada evet o otobüste çekmeler biliyorsun Volkan'cığım, onun mucidi Mourinho'ydu. Jose Mourinho derdi ki Tottenham'dayken %15 %12.5 topla oynadığı zaman derdi ki İngiliz basın mensupları, ya bu kadar az topla oynuyorsunuz, Tottenham'a yakışmıyor bu. Hı-hı. Tam galip geldiniz ama tesadüfi bir galibiyetler. Neden böyle falan dediğiniz zaman şey derdi. Kardeşim isterlerse topu alsınlar eve götürsünler, ben galibiyete bakarım derdi. Ama Tottenham'dan kovuldu bu anlayış. Hı-hı. Biliyorsun. Geçen hafta da Volkan'cığım yine Bodo Glimt maçında Norveç'te 6-1'lik büyük bir fark, evet. Roma'da. Yani futbolu oynamadan, şut atmadan ya onlar boş laflar, anladın evet. mı? Onlar yani hakikaten terane. Yani yok ister al eve götür, ister 24 saat topla yat uyu falan. İstediğin kadar topla oyna. Değil abi futbol. Evet. Futbol her şeyden öncesinde abi. Tamam ayakla oynanan bir oyun ama beyin de çalışacak futbolda. Şimdi sen beynini çalıştırma. %15'lik toplu oynama oranı yap. Ayağını çalıştırma. Bir tane gol at ondan sonra işi bitir abi. Biz geçen hafta zaten bazı durumlar meydana geldi. Biliyorsun Volkan. Biz zaten... Böyle şampiyonluklar da olmaz olsun. Tabii. Trabzonspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin %18'lik toplu oynamasını biz yakıştıramamıştık. Evet. Hatırlarsın. Murat da Twitter ve Instagram'a da attık. Çünkü şampiyonu oynayan bir takımın bu kadar çok düşük yüzdeyle oynamaması lazım. Evet. Bizim görüşümüz buydu. Ya bunu şu anda evet Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapıyor. Şimdi mesela baktığımız zaman evet. Galatasaray mesela Konyaspor maçında biliyorsun ikinci yarı. Şimdi, çok mahkum oynadı. Çok. Mesela Pereira'nın işte düşün ki maçın 45. dakikasıyla 70. dakikası arasında rakibi topa vermesi. Topu rakibe vermesi. Evet. Yani niye abi? Nasıl bir oyun düzeni? Nasıl bir oyun sesi? Neden abi? Niye veriyorsun rakibe? Galatasaray'ın ikinci yarıda kendi evinde. O zaman çıkma sahaya. Kendi seyircisinde Konyaspor'a topu vermesi. Mesela. O zaman çıkma sahaya. %30'a %70. Düşünsene kendi evindesin. Abi geç. Ben bir şey söyleyeyim sana. Futbolda böyle bir sistem. Bu sistem Mourinho gibi adamların sistemidir. Bu sistemle de zaten Mourinho'nun zaten durumu ortada. Başarısı ortada zaten. Ne yaptı ortada. Bu arada tahminlerin efendileri geldi Volkan'cığım. Tahminlerin efendileri Eyüp Yıldız ve Ozan Özturan. Biliyorsun gerçekten özellikle Eyüp Yıldız'ın yorumları ve tahminleri para her zaman için. Para kazandırmaya geldiler. Para kazandırmaya geldiler. Ve bir şey söyleyeyim mi? Tahmin yapmak Eyüp Yıldız'a yarar. Yarar. Tahmin şey yapmak Eyüp Yıldız'a yarar. Şey söyleyeceğim. %100 yarar. Şöyle bir şey var. Eyüp abi şunu... Kimse yaramaz. Dolar euro bu kadar artmışken Eyüp abi TL kazandırır. TL kazandırır. Dolara geçsinler. Ama oradan dolara geçebilirler. Geçerler geçer. Yani Eyüp çok abi, formda. Eyüp abi TL'yi sever ama. Şu anki anda çok formda gerçekten geldi. 1849. Evet an. Evet. Değil mi? Öyle mi yazıyor? Yaş itibariyle tabii. 1849 doğumlu. 1849 doğumlu yaş itibariyle. 1849'dan beri burada. Radyospor'un temel taşı. Evet Volkan'cığım goy goy saatimizi bitirelim. Çünkü yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Dinlemek isteyenler, gelmek isteyenler Tuzla Spor, Bandırma Spor maçındayız. Evet. Karagümrük sahasındayız. Buyursunlar evet. Gelsinler. Bu arada Volkan'cığım mesaj gelmiş. Demişler ki sosyal medyadan acaba size nasıl ulaşabiliriz? Tamam. O mesaj nereden gelmiş onu da söyleyeyim. Nereye gelmiş o söylediğim mesajda? Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın 9-11 saatler arasında tekrar birlikte olmak dileğiyle Radyo Spor'da ve üçleme ile kalın. Kalın. Üstün nitelikli yalıtım ürünleriyle profesyonellerin tercihi olan Ravago Bina Çözümlerinin sunduğu üçleme programı sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.